Efendim, yeni bir Enderun sohbetlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Enderun sohbetlerinde şu kitabı konuşacağız. Aslında bu kitabı konuşurken sadece bir kitabı konuşmayacağız. Bir dönemi, bir nesne, bir başarıyı, dramı, trajediyi, hasılı programın sonunda inşallah dinlediğimizde göreceğimiz gibi bir dönemin, bir neslin çektiği dramı, trajediyi nasıl başarıya dönüştürdüğünü, nasıl şer görülen işlerden hayırlara tebdil edildiğini, pes etmemek gerektiğini, Müslümanca yaşamanın ve inanmanın insana neler kazandırdığını ve bugünlerden o günlere bakarak ne kadar uzaklaştığımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Çünkü ben bu kitabı bu program için okur iken çok kendime de kızdım. Sanki hiç olmamış, sanki hiç yaşanmamış gibi. Nasıl insan 25 sene önce, daha işte 1997, 2003, 2004 olduğuna göre 15-20 sene önce olan olayları nasıl da unutmuşuz, nasıl hiç olmamış gibi davranışlar sergiliyoruz, yaşıyoruz ve daha da vahimi, bu döneme maruz kalan ailelerin, kızlarımızın, erkeklerimizin hepsi büyüdüler, evlendiler. Şimdi üniversiteye giden çoluk çocuk sahibi oldular. Ve o çocukların hiç bu günleri bilmemeleri ve hiç yaşanmamış gibi bazen sosyal medyada veya farklı mecralarda yazılar yazması gerçekten beni çok düşündürdü. Ben bu konuyu inşallah bugün sizlerle hatırlamaya ve neler yaşandığını ve nasıl aşıldığını çok değerli iki konuğumla konuşmaya çalışacağım. Biri Kamber Çal, Önder, eski bir önceki genel başkanıydı. Sanırım yakınlarda bıraktınız. Yakın, evet. Bir ay önce. Bir ay önce genel kurulda bir başka arkadaşımıza görevi devrettiniz. Ve diğer konuğumuz Sümeyye Ertekin Yıldız, bu kitabı hazırlayan arkadaşımız. Kendisiyle Wonder'i, kitabın adı da zaten birçok şeyi anlatıyor. 28 Şubat'ın söndüremediği yıldızlar. Bunu konuşacağız. Tabii Wonder hemen akla gelir. Wonder nedir bilmeyenler için. Müsaade ederseniz Sümeyye Hanım'a Wonder'i sorarak başlayayım. Oradan da Önder'e geçeriz tabii muhtemelen. Wonder aslında Önder'in Viyana'ya gönderdiği, burada 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı ve imam hatiplerine getirilen alan sınırlaması nedeniyle Viyana'ya gönderdiği öğrencilerin kurduğu bir dernek. Aslında Viyana Önder'in açılımı. Viyana Önder'i kısaltarak Viyana Önder olarak bir dernek kurmuşlar. Orada Wonder çatısı altında yıllarca çalışmalar yapmışlar. O zaman Wonder'i anlamak için Önder'i anlamamız lazım. Peki Önder nedir? Biliyoruz. İmam Hatip Dernekleri Konfederasyonu gibi biliyoruz. Ama siz genel başkanlığını yaptınız. Bize kısaca Önder'i anlatır mısınız? Nedir Önder? Tabii nasıl ki bir kuruluş? Aslında Önder Türkiye'deki İmam Hatip serüveninin bir özeti diyebiliriz İsmail Hocam. 1951'de malum okullarımız ilk yedilerle açıldıktan sonra ilk mezunlarımızın kurmuş olduğu dernek. 1958'de İstanbul İmam Hatip'ten mezun olan mezun hocalarımızın, o dönemki büyüklerimizin kurmuş olduğu bir dernek. Ve süreçte aslında 62-63 yıldır İmam Hatip davasının Türkiye'deki tabiri caizse bayraktarlığını yapmış. Bunun mücadelesini vermiş. Ve süreçte de teşkilatlanmasında tüm Türkiye'de sağlıklı şekilde yapmış. Yaklaşık 600 dernekle birlikte İmam Hatipler için sivil toplum anlayışıyla mücadele veren ve bunun gayretini gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Dediğiniz gibi biz çatı kuruluşu niteliğindeyiz. Aslında Önder'le birlikte tüm Türkiye'deki İmam Hatip dernekleri birlikte organizasyonlar yapıp, birlikte çalışmalar yapıp İmam Hatiplere katkı sağlamaya çalışan, İmam Hatiplerin zor zamanlarında işte destek olmaya çalışan, belki biraz bunları konuşacağız şimdi. Aslında Türkiye'deki eğitim sektöründeki çok önemli, tecrübe edinmiş bir sivil toplum kuruluşu. Öyle özetleyebiliriz. Peki
Toplam kaç dernekten üyemiz var önder olarak? Şimdi bizim önderle birlikte çalışan 476 tane derneğimiz var tüm Türkiye'de. Aslında biz tüm illerde, tüm ilçelerde neredeyse örgütlü bir yapı içerisindeyiz. Bizim tabii İmam Hatip'ten mezun olanların bunu bir dava şuuru olarak gördükleri için, bir dava olarak gördükleri için tekrar dönüp okullarına katkı sağlama yaklaşımıyla organize oldukları bir çalışma. O açıdan tamamen gönüllü teşekkül olarak organize olan ve kurulan bir yapı. Ve hamdolsun 63 yıldır da bu gönüllülük, bu heyecan, bu coşku devam ediyor. Peki bu yapının herhangi bir cemaat veya tarikat veya dini bir yapı ile teması veya organik bağ var mı? Aslında belki önderin en güçlü tarafı bu. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Biz bir çatı kuruluş niteliğindeyiz. Tek hedefimiz İmam Hatip. Tek hedefimiz İmam Hatip'teki gençlerimiz. Tek hedefimiz İmam Hatip'teki gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan çalışmalar yapmak. Hiçbir siyasi yapıyla, hiçbir cemaatle, hiçbir örgütle, aklınıza ne gelirse hiçbir şeyle alakamız yok. Hep birlikte bizim önder çatısına girdiğimizde konuştuğumuz tek şey vardır. O da İmam Hatip'tir. İmam Hatip'lere destek vermektir. İmam Hatip'lere mücadele etmektir. Ben aslında bunu çok güçlü bir yapı olarak görüyorum. Ve sürekli ben genel başkan olduğum dönemde bunu sürekli dillendirdim. Aslında Türkiye için bir kazanım. İsmail Hocam, önder. Hakikaten bunu ben yetkililere de sürekli söyledim. Aslında bunu modelleyip diğer okullara da bu sivil toplum anlayışını örneklemek gerekiyor. Hakikaten biz sadece tematik, kendi işine fokuslanmış, sadece oraya için mücadele veren bir yapıyız. Hatta arada bir, ya ne olur bizi de bırakın, politize etmeyin. Yani biz sadece eğitim kurumuyuz diye sürekli de varyansını ettiğimiz bir yapı. Biz sadece eğitime fokuslu bir sivil toplum kurumuyuz. Yani ısrarla çekilmek istemiş olduğunuz siyasi alan olsa bile, evet, oraya girmemeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde girmedi. Bundan sonra da girmeyecektir. İnşallah. Çünkü yapımız çok iyi oturmuş elhamdülillah. Bu Sümeyye Hanım, kitabı zaten uzun uzun konuşacağız. Hazır Kamber Bey'i bulmuşken birkaç tabii küçük ki soru daha sorma müsaade edinizle. Siz yeni bıraktınız. Tabii yeni başkanımız henüz daha çok bir ay yeni, muhtemelen kurullara teşekkür ettiriyor. Beraber çalışacak, evet, arkadaşlarla, evet, neler yapacağını planlıyor. Evet. Henüz bir faaliyet. Başarılar diliyoruz, evet, yeni başkanımıza. Biz de seçilen arkadaşlarımızı tebrik ederim. Abdullah Ceylan'dı sanırım. Evet, Abdullah Ceylan'ı tebrik ederim. Eski genel sekreterimiz zaten. Birlikte bilen, yapıyı bilen birisiydi. Galiba o kurumda öyle içinden böyle yapıyı bilen biriyle devam ediyor. Evet. O da kurumsallığı ve istikameti ve sürekliliği sağlama açısından çok mühim bir şey. Evet, aynen. Bir bayrak yarışı gibi. Şimdi görevi o devralı. Evet. Bu sizin başkanlık yaptığınız dönemde İmam Hatip'te eğitimin niteliğinin artması ve İmam Hatip öğrencilerinin daha iyi yetişmesi için ne tür faaliyetlerde bulundunuz? Biz aslında... Çünkü kuruluş amacımız oydu. Tabii. Tamamen oraya yönelik çalışıyoruz. Biz aslında hani 28 Şubat'ı konuşacağız ya İsmail Hocam. 28 Şubat süreci aslında Türkiye'de biliyorsunuz en çok İmam Hatipler üzerine yapılmış bir postmodern darbeydi. Ve İmam Hatiplerin ciddi manada etkilendiği bir süreçti. Sonraki dönemden sonra biz 2010'lu yıllardan sonra İmam Hatipler Türkiye'de tekrar aslında 28 Şubat sürecinin travmasını ve vurduğu darbeyi 2010'lardan sonra Türkiye'de İmam Hatipler toparlamaya başladı. Ve Türkiye'de İmam Hatipler şu an 5200 okulla, 1 milyon 400 bin öğrenciyle ve kategorize olmuş yapısıyla, yani proje okullarımız var maalesef. 60 binlerden değil mi? Tabii. 60 milyon... bine inmişti, hatırlayın. Çok iyi hatırladınız. Evet, 28 Şubat sürecinde 60 bine kadar indi. Birçok okulumuz maalesef biliyorsunuz kapatıldı. Özellikle ortaokullar zaten kapatılmıştı. O süreçten sonra tekrar toparlayan bir yapıya girdi. Biz Önder'de komisyon odaklı bir çalışma içerisindeyiz İsmail Hocam. 13 tane komisyonumuz var. Mesela okul aile birliği ile ilgileniyoruz yakinen. Okul aile birliğinin, okul aile birliği kavramının okullardaki önemini ve etkinliğini anlatmaya çalışıyoruz. Siz mesela, bir nevi öğretici ve eğitici bir kurum gibi de çalışıyorsunuz. Tabii şöyle diyoruz biz aslında. Şöyle yani bütün İmam Hatip Dernek, İmam Hatip mezunları ve mensupları ve okul aile birliği derneklerini de yetiştiriyorsunuz bu yaptığınızda. Tabii aynen. Şöyle sloganize diyoruz. Biz eğitim 3 ayak üzerine, siz de eğitimcisiniz, daha iyi bilirsiniz. 3 ayak üzerine kurulu biliyorsunuz. Okul, aile ve sosyal çevre. Biz aslında sosyal çevreyi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sosyal çevrenin, sivil toplum anlayışının eğitime katkısını
aslında rol model olarak üstleniyoruz. Bu manada da mesela okul aile birliğini bu manada sivil toplum anlayışıyla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir sivil toplum anlayışıyla eğitime nasıl katkı sağlarız? Onlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Mesela teknolojiyle ilgileniyoruz. Çocukları teknolojiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela kültür sanatla ilgileniyoruz. Çocuklara kültür sanata yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mesela gençlere yönelik organizasyonlar yapıyoruz. İşte değişik bir sürü kamplar, tematik kamplar, değişik organizasyonlar, geziler. Anladığım kadarıyla öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, tabii, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerdeki başarılarının da. Çok önemli, bravo. Önemli. Yani sadece akademik başarı değil, çocuklara bütüncül bir yaklaşımla çocukları geliştiren, yani Önder'in... Eğitim dediğiniz şey de zaten akademik başarıdan ibaret bir şey değil ki. Bravo. Aslında Önder'in, biz faaliyet raporumuzu çıkardığımızda elhamdülillah kendimiz bile şaşırıyoruz yani baktığımızda. 2 yıllık faaliyet raporumuzda yüzlerce faaliyeti... Samimiyet olunca bereketli oluyor evet, demek. Evet, elhamdülillah. Yüzlerce faaliyeti tüm Türkiye'de bir de İsmail Hocam. Sadece Önder yapmıyor. Önder aslında öncülük yapıyor, rol model yapıyor. Ve tüm Türkiye'de demin bahsettiğimiz tüm derneklerimizde de aynı yapıları kurdurarak bizim buradaki yaptığımız faaliyetleri onlara da rol model olarak gösterip onların da uygulanmasını sağlıyoruz. Ve bu çerçevede 1 milyon 400 bin öğrencinin tamamına dokunmak için mücadele veriyoruz. İyi örnekleri diğerleriyle paylaşarak onları da akıllarına gelmeyen güzel uygulamalar varsa onları destekliyoruz. Hakikaten çok önemli bir şey. Böylece milli eğitim de yükünü almış oluyorsunuz. Aslında siz tabii, bir kamu hizmeti de yapıyorsunuz bu yönüyle. Kesinlikle, aynen öyle. Bu yani modern toplumda böyle bir şey. Yani sivil toplum örgütü dediğiniz şey de böyle kendine belirlemiş olduğu bir alanda amacına uygun bir şekilde davranması, yasalara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde devlet ve millete hiçbir şekilde zarar vermeyecek veya zarar verecek oluşumlara izin vermeyen yapılar. Evet. Bu 15 Temmuz'da Önder'in aslında çok daha önemli, ne kadar önemli bir kurum olduğunu bize de gösterdi. Evet. Dikkatli gözler onu hemen fark ediyorlar. Evet, kesinlikle. Biz aslında dediğimiz gibi buradaki tecrübemizi, oluşturduğumuz tecrübemizi aslında biz eğitime, bir sivil toplum olarak eğitime nasıl dokunulacağımızı, hangi noktalarda eğitime destek vereceğimizi çok net bir şekilde göstermiş yapılarız. Aslında ben her zaman onu söylüyorum. Keşke diğer okullara yönelik de bu tür böyle güçlü organizasyonlar kurulabilse ve çocuklarımızın tamamı, tüm Türkiye'deki çocuklarımıza sivil toplum anlayışıyla destek verilen bir yapı kurulsa. Bir de biz şöyle bu anda bir, gayretli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şöyle bir insanlar zaman zaman akıllarına geliyor veya seslendiriyorlar veya kamuoyunda veya sosyal medyada paylaşılan bir husus var. Ya yani Önder hep imatipler ayrımcılık yapıyor, diğerlerini dışlıyor. Diğerleri sanki yokmuş gibi, önemsizmiş gibi değerlendiriyorlar. Oysa Türkiye'de sadece imatipler yok, başka okullar da var şeklinde. Biraz mantıktaki bu kıyas batıl dediğimiz durumda yararlanarak sapla samını diyelim bir yerde karıştırarak insanların kafasını da bulandırıyorlar, akıllarına belki Önder'in yaptıklarının daha iyi oturması insanların nezdinde muteber bir olan muteber yerini itibarsızlaştırmak için kafaları karıştırıcı türden sözler söyleyebiliyorlar. O tamam, evet, kara propaganda. Yani şimdi bir Önder neden diğer meslek liseleri olsun, Anadolu liseleri olsun onların gelişmesini veya onlarla ilgili bir şey istesin ki? Kötülüğünü istesin ki veya onları neden kötülesin? Tabii mesela buna siz de bir örnek... Siz bu dediğim şeyle karşılaştınız mı? Yoksa tabii yani bunu eleştiri... diyorum ya İsmail Hocam, bu bir kara propaganda olarak aslında sürekli konuşuluyor ama biz aslında şöyle de bir şey yapı içerisinde aslında bunu örnek olarak da modellemekte fayda var. Biz 2010'larda İmam Hatip Platformu diye bir yapı kuruldu Türkiye'de. İmam Hatiplerin gelişimine katkı sağlayan bir yapı. Özellikle de inşa dönemine, İmam Hatiplerin okullarının özellikle ihtiyaç olan yapıyı desteklemek için kurulan bir yapıydı. İhtiyacını yani inşa, İmam Hatiplerin inşa dönemi bittikten sonra bu yapıyı biz eğitime destek platformu adıyla değiştirdik. Dönüştürdünüz. Ve eğitime destek platformuyla bu yapı diğer okullara yönelik çalışmalar yapan bir organizasyon haline dönüştü. Aslında bu derneğin ne kadar dinamik olduğunu tabii, gösteriyor. Yeni tabii. bir durum karşısında tavır alıyorsunuz ve o soruna tabii yani o açıdan biz şunu söylüyoruz. Yani 28 Şubat'ta takılıp kalmadınız. Asla takılıp onu arkada kalmadık. Bıraktınız, açtınız ve öyle ileri doğru taşıdınız. İsmail Hocam şunu söylüyoruz biz. Biliyoruz ki biz Önder olarak İmam Hatiplere fokus, tematik bir yapıyla ancak İmam Hatiplere gücümüz yetiyor. Ama
bizi modelleyin, biz her zaman buna hazırız. Diğer tecrübemizi, bilgimizi paylaşırız. Aynen, tecrübemizi, birikimimizi aktaralım ve diğer mesela meslek liselerine yönelik, mesela fen liselerine yönelik, mesela endüstri Anadolu liselerine yönelik de çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları oluşsun ve o çocuklarımız da gelişsin. Çünkü biz toplam kaliteden yanayız, değil mi? Toplam kalitenin gelişmesini istiyoruz. O açıdan da biz asla imam hatipçilik yapmıyoruz. Bu tamamen bir kara propaganda. Bu hiçbir zaman bizim gündemimizde hiçbir zaman olmadı. Evet. Peki bu kısa girişten sonra böyle bir kitap hazırladığınız için bir kere tebrik ederim. Ben özellikle Sümeyye Hanım'a teşekkür ediyorum. Büyük emek verdi. Evet, bu Önder Yayın olduğu için tabii sizin döneminizde herhalde başlayan bir projeydi ve tamamlanan bir projeydi. Hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü kıyıda köşede, gazete köşelerinde, dönemin gazetelerinde kalmış bir konuyu derli toplu bir araya da koydunuz, bir araya getirdiniz. Tabii siz sadece büyük resmin bir parçasını yansıtıyorsunuz burada. Yani o dönemde yaşanan dramın bir bölümünü siz yansıtıyorsunuz. Ama yaşanan trajediyi ve dayatılan artık zorbalık diyeceğim boyutlarını göstermek için bence tek başına yeter. Evet. Yani bu başka yerden böyle bir proje hazırlamak nereden ortaya çıktı? Şöyle kimin fikriydi? Şimdi yaş itibariyle ben 94 mezunuyum üniversiteden. 94-95 döneminde mezun olduktan sonra işte hayatın içerisine girdiğimizde 28 Şubat süreci patlak verdi biliyorsun 97-98'lerde ve bir imam hatipli olarak 28 Şubat sürecinin bütün süreçlerini bize yaşattılar. Yani sadece çocuklarımız yaşamadı biliyorsun o dönemde memurlarımız da yaşadı, imam hatipli iş adamları da yaşadı. O yeşil sermaye muhabbetleri o dönem hatırlayın yani. Hı hı. İşte üniversitede sizler gibi hocalarımızın yaşadığı büyük travmaları hepimiz hatırlıyoruz. Ben şimdi bunları okuduktan sonra ve o dönemde insanların eşlerinden, işlerinden, hayatlarından olduğunu gördükten sonra ben 28 Şubat'ta şu yani bir kadroyu birkaç yıl alamadığımı söylemeye utanıyorum. Evet. Bizimkisi bir şey değil yani. Tabii hepimiz bir şekilde yaşadık. Yani, yaşadık ama ben yani bu şu hikayeleri tabii siz deniz yıldızları gibi yani siz yüz binlerce insandan ancak bin tanesini çekip kurtardınız. Evet. Kurtarabildiniz. Ama burada elinizin yetişmediği, gücünüzün yetmediği, o dönemin imkanları el vermediği için kaybolan birçok yıldızımız oldu. Yani o süreçte biz yanlış yaşadığımız için bu Wonder hikayesinde yakinen bir imam hatip olarak zaten bildiğimiz için, oradaki kardeşlerimizin mücadelelerini yakinen bildiğimiz için biz hep şunu söylüyoruz İsmail Hocam. Bu ilk değil mi bu konuda yazılmış? Viyana'ya gönderilen öğrencilerle ilgili dert Türkçe olarak İngilizce bir yayın var. İsmail Bey'in hazırladığı bir çalışma var. İsmail Çağlar Hocam. Onun doktora teziydi galiba. Evet evet. İngilizce. Biz hep şunu söylüyoruz Önder'de İsmail Hocam. 28 Şubat süreci asla unutulmamalı. 28 Şubat sürecinin her boyutuyla hatırlanmalı. Ve 28 Şubat süreci canlı şekilde sürekli gündemde tutulmalı. Çünkü tarih tekerrürden ibaret. Evet. Onun için de biz 28 Şubat sürecindeki yaşananları veya şimdi yeni 15 Temmuz hikayesi gibi tabii 15 asla Temmuz unutulmamalı. Bize 28 Şubat'ı daha iyi öğretti. Daha iyi öğretti. Bravo. O açıdan da biz burada Wonder'deki kardeşlerimizin verdiği, yaşadığı mücadeleyi bu şekilde toparlamak istedik. Sağ olsun Sümeyye Hanım gerçekten büyük gayret gösterdi. Ve hamdolsun güzel bir çalışma olarak çıkmış oldu. Biz bu süreci sürekli canlı tutup hatırlamıyoruz. Bir de biz Wonder'i şöyle görüyoruz İsmail Hocam. Bu bir bizim camiamızın bir kriz yönetim stratejisi. Yani bir krizi nasıl böyle fırsata çeviririz? Bir krizden nasıl böyle bir bereket doğarı da göstermek açısından da çok önemli. Tabii ümitsizliğe düştüğümüz bir anda yeniden ümitlenmemizi sağlayan. Tabii. Yani şimdi orman yangınlarıyla malum memleketimiz düçar oldu. O yanan ormanlar içinden çıkan o filizleri yeniden gür bir şekilde yeni ormanlar olması gibi. Evet, evet. Biraz bu Wonder'de o tomurcuklar, o yeşeren dallar şimdi maşallah Allah'a çok şükür ağaç oldu ve topluma şimdi hizmetlerini ediyorlar. Evet, siz kitabı nasıl bir yol izlediniz? Sizi bu kitap hazırlarken neler şöyle bu kitap hazırlanırken aslında nasıl yapalım? Açıkçası başta hiçbir kurgu, hiçbir şey yoktu aklımda. Sizin branş neydi bu arada? Ben gazeteciyim aslında. 10 yıl aktif çalıştım gazeteci olarak. Bir son 4-5 yıldır freelance olarak çalışıyorum. Aynı zamanda göçle ilgili
çalışmalarım var. Yüksek lisans yapıyorum ve kendi çalışmalarım da var. Önder Yönetim Kurulu'ndaydım Akanber Başkan döneminde. Bu dönemde yine Önder Yönetimindeyim. Süreklilik esas ya şimdi. İçimizden birisi ya Sümeyye Hanım, sağ olsun. Demet abla, Demet Tezcan yine Önder'den telefonu açtı. Dedi böyle böyle bir çalışma yapacağız. Aha dedim, çünkü Wonder'i biliyorum. Harika bir çalışma. Ben zannettim ki benden fikir isteyecek. Aha şu olabilir, bu yapabilir derken telefon kesildi. Sonra bana mesaj attı. Ben de o arada düşünüyorum. Şöyle fikir verilebilir, böyle yapılabilir. Fikir vermeyi düşünüyordum. Sonra dedi ki, hey dedi, bu çalışmayı senin yapmanı istiyoruz. Bence isabetli bir tercih olmuş bir gazeteci olarak. Evet. Çünkü bir akademisyene, ben bir akademisyen olarak konuşayım müsaadenizle. Tabii ki. Verilseydi akademisyen bilgi ve kaygı bazı şeyleri, mesela duygusallığı örtebilirdi. Bazı konuları biraz daha aşağı indirebilirdi, öne çıkarmayabilirdi. Daha nesnel bir dil kullanmaya çalışırdı. Ve bu duygu yoğunluğunu ve yaşanan trajediyi hissettiremeyebilirdi. Ama siz gazeteciliğin vermiş olduğu imkanla ve tabii dilinizi de, dile olan hakimiyetinizle bence çok başarılı bir iş çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. Ve hani açıkçası bir yandan böyle bir sorumluluk almak konusunda düşündüm. Bir yandan da heyecanlandım. Çünkü güzel bir çalışma olacağını düşündüm. Wonder'i daha sonra nasıl yapalım diye düşünürken, hani işte şu kadar kişiyle konuşuruz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye düşünürken, ben ilk mülakatı yaparken daha kimse, yani kafamda herhangi bir kurgu yoktu kitapla ilgili. Hatta böyle ilk birkaç mülakatı yaparken sürekli nasıl bir kurgu diye düşünürken, arkadaşlarla konuştukça, hatta o konuştuğum, bir de şunu söyleyeyim, ben de 99 İmam Hatip mezunuyum. Aslında ben de tam o dönemin mağdurlarından olduğum için açıkçası yaşayan bu kitabı da biraz da kendi hikayem olarak gördüm. Daha sonra yavaş yavaş bir kurgu oluşturdu. Kurgu oluştururken zaten şöyle bir şey vardı. Hani Wonder'i direkt yazamazdık. İşte Önder'den de istişareyle Wonder'e giden süreci nasıl yapalım? 28 Şubat. 28 Şubat'ı anlatırken İmam Hatipleri anlatmalıyız. İmam Hatipleri anlatalım derken başlıklar oluştu ve kendi diline aslında kurgu gelişmiş oldu. Sağ olsun Kamber Bey ve Demet Tezcan Hanım çok ciddi katkılar verdiler, destek oldular. Size kronolojiyi takip, en başından nasıl ortaya, yani Wonder'in doğmasına neden olan olaylardan yola başlayıp Wonder'in doğuşunu ve o süreci anlatmışsınız. Aynen, çok yani sürekliliği bir kronolojik de olarak olan bir kitap olmuş. Bir çırpıda okunuyor. Yani kalın göründüğüne bakmayın sevgili izleyiciler. Gerçekten bir çırpıda okunan bir kitap. Ben devamlı kitap, yani çok kitap okuduğumu söylemesem de kitap okuyan biriyim. Böyle bazı kitap, 100 sayfalık kitapları çok zorlanarak okuduğum oldu. Şu kitap 500 sayfaya yakın, 518-520 sayfa. Bu 520 sayfayı 3 günde bitirdim. Yani çok çabuk okunuyor. Onu söyleyeyim, gözünüzü korkutmasın. Elinizi alınca bırakamayacağınız türden. Onun nedeni de şu aslında, Sümeyye'de çünkü kalem güzel yazmış, sıkmadan. Evet, dili çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz Sümeyye Hanım. Gerçekten. Demiş. Onun nedeni de aslında bence şu, insan hikayesi. Biz ne zaman insan hikayesi anlatsak, yani insanlar heyecanla ve merakla dinlerler. Bence en çok kitabı okutan şey o. Gerçek olan bir hikayeyi dinliyoruz. Yani ben işte bazı yerleri, seminere vesaire, özellikle göç meselesiyle ilgili gittiğim zaman, yani göçle ilgili konuşuyoruz. Bir akademisyen konuşuyor. Akademisyeni dinliyorlar. Sonra göçle ilgili benim kendi şeylerimi yaptığım haberleri anlattığım zaman, atıyorum ki konuştuğum insanlara, o hikaye daha çok ilgi çekici oluyor. Bir biraz afaki, biri enfüsten, yani biri göklerden bir şeyler anlatıyor. Siz dokunabileceği şeyler söylüyorsunuz. Şöyle, teori her zaman önemlidir ama teoriyi zaten oluşturan o hikayeler oluyor. O hikayeleri anlatmak da biz gazetecilere düşüyor. O şekilde hikayelerden oluştuğu için belki en çok da hani kolay okunuyor ve insan kendini biraz da içinde hissediyor hikayenin diye söyleyebilirim. Bu çalışmalara mülakat yaptığınız öğrencilerin İmam Hatip'e giriş serüvenleriyle başlamışsınız. Aynen. Neden onu tercih ettiniz? Neden öyle? Dediğim gibi hani başlarken aslında bir kurgu yoktu ama konuşurken bunu yapalım, bir öncesini yapalım. Ama bir isabetli yapalım olmuş derken, çünkü şöyle bir öyle bir örnekler vermişsiniz ki sanki İmam Hatipler ailelerin zoruyla gönderilen çocuklardan oluşuyor gibi bir hava var biliyorsunuz.
anlamıyorlar. Çünkü kendisi göndermeyeceği için çocukların envantivi ailelerin zoruyla ve baskısıyla gönderildiğini ve orada zorla okutulduğunu düşünen insanlar var. O yargıyı... O da işte korkunç bir kara propaganda. Sümeyye Hanım sağ olsun onu da ispatlamak için oradan yani başlamış. Yani onun neden oldu. Bir de şu var. Ben de yönetim sesi mezunuyum. Benim işte rahmetli babam Ünye Yönetim Sesi'nde müdür baş yardımcılığı yaptı uzun yıllar. Aslında olayın içinden de gelen bir insanım. Yani yönetime gittiğim için... Anlatıyorsunuz işte, evet. Babanızın bu okullar kapatıldığı zaman öğrenci bulmak için göstermiş olduğu gayretlerinden yani, bahsediyorsunuz. O şey Tuğba arkadaşım sanırım o ama benim aynı şey kendi hikayem. Kendi hikayemde de o var. Yani gerçekten yani Kurban Bayramlarında ya da öğrenci bulmak için işte okulların yapılması için ya da öğrenci bulmak için nasıl çaba sarf ettiklerini çok çok iyi biliyorum. O Söğüt'teki amca beni çok etkiledi. Evet, o Söğüt'teki amca diğer şeyde kitapta da var yani, sanıyorum. Evet, Osmanlı'da kurulduğu yerde. Evet. Yani o bakın yani hangi üniversitede o bilinç ve o şuur verilebilir bilmiyorum. Evet. Nereden verdiler, nasıl bir adam? Yani Osmanlı'nın kurulduğu yer diyor, bu kapatılmaz. Evet, muhteşem. Yani bu muhteşem. Bize bir nasıl aslında söyledim? Hikayeler hakikaten her bir hikaye... Bunu anlatır mısınız biraz? Yani çünkü ben şimdi merak ederler izleyicilerimiz. Söğüt'teki Mustafa amcanın hikayesi. Söğüt'teki Mustafa amca imhatip... Yani biliyorsunuz Allah Anadolu'da imhatipler... Yaşıyor hala. Allah hayırlı uzun ömürler versin Mustafa amca. Onu sözlü tarihi olarak da biz kayda aldık. İnşallah onu da şey yapacağız. Canlı evet. Şekilde çok, filminde yayınlayacağız. Çok etkileyici bir hikaye yani. Evet. O da... biliyorsunuz aslında orada ondan da bahsettik. İmam Hatipliler bu halkın kendi yaptıkları okullar. Yani her bir okulda aslında halkın kendi emeği var. O yüzden 28 Şubat sürecinde öğrenciler azalınca İmam Hatipliler baktı ki okul elden gidiyor. Alıyor arabasını, köy köy dolaşıyor. Hakkari'ye, Van'a gidiyor. Oralardan öğrenci buluyor. Ve getiriyor o okul yani bir 50-60 öğrenci yaklaşık buluyor. İkinci sene gidiyor tekrar buluyor ve onların bütün masraflarını karşılayarak o okulun ayakta kalmasını sağlıyor. Hani bu müthiş bir hikaye ve bunun aslında o amca ya da Mustafa amca özelinde aslında o kadar çok ki yani Mustafa amca burada bir örnek ama ben onunla ilgili o kadar çok örnek sayabilirim ki. Bir tip olarak bir karakter ki. Olarak. Kesinlikle yani her çok kıymetli. Her şehirde her memleket bir ilçede. Mustafa amcalarımız var. İyi bu yapıldı çünkü. İsmail Hocam biz onu bir sonraki yayın, kitapta çalışmayı yaptık. Aslında biz şöyle onu kategorize ettik. Malumunuz 1951'de Cihattin Ökten Hocamız Allah evet. Beni rahmet etsin bu işin öncülüğünü yapmış isim. İstanbul İmam Hatip'in açılımında. Ama Türkiye'nin her tarafında, her ilinde ve ilçesinde bir Celalettin Ökten var. Evet. Her ilinde ve ilçesinde okulların açılması, Sümeyye Hanım dediği gibi okullar zaten halkımız inşasını yapmış. Ona rağmen onlar yapamazsınız açmış zaten. Ve devlete vermişler. Onun için de biz onu da o çalışmaya da yaptık. İmam Hatip Neslinin önderleri diye. Hakikaten çok kıymetli hikayeler var. Yani gerçekten müthiş mücadeleler var, müthiş gayretler var. Ben söz almışken Wonder'de iki şeyi önemsediğimiz için de biraz da Sümeyye Hanım'la birlikte bu çalışmayı yaptık. Birincisi şu, bizim o dönemde Anadolu'nun her ilinden ve ilçesinden çocuklar bulunabiliyorsunuz. O Wonder'e giden çocuklar. Aslında o zihniyetin yok saydığı ve yok ettiği çocukların nasıl yurt dışında iyi bir eğitim alıp tekrar nasıl ülkelerine dönüp hizmet etme aşkıyla nasıl döndüklerini göstermek istedik. İkincisi de biz biraz Jön Türk'le de kıyasladık. Aslında Jön Türk anlayışının o yıllardaki Osmanlı'nın son dönemindeki yaklaşımıyla Wonder'li gençlerin yaklaşımını karşılaştırdığınız zaman bir İmam Hatip'li gençlerin nasıl gidip orada hakikaten yurt dışı eğitimi aldıktan sonra dönüp ülkesine hizmet etme aşkıyla mücadele ettiklerini göstermek. O İbrahim Solmaz'ın giden öğrenci yapmış değil olduğu konuşmaları. Konuşma kesinlikle. Muhteşem bir konuşma. Yusuf Ziyahettin Sulu abimizin verdiği tavsiyeler gerçekten çok kıymetli. Ve o çocuklarımız da, o gençlerimiz de oraya gidip o eğitimi en iyi şekilde alıp başarılı bir şekilde tekrar ülkelerine tekrar dönmüş olmalarını çok önemsedik. Şimdi oraya da geleceğiz zaten giderken. Evet. Madem siz kronolojik yazdınız, ben de kronolojik gideyim müsaadenizle. Şimdi 28 Şubat döneminde eylemler var. Yani o tabii dünyanın herhalde en sivil, en böyle evet. Hiç çevreye zarar vermeyen. Evet. Yani düşünün 1 milyon insan geliyor, Sultanahmet Meydanı doluyor. Ve bir çiçek ezmeden, evet. Bir çiçeğe evet. Vermeden, çöp bile bırakmadan ayrılıyorlar. Haftalarca Eyüp Sultan Camii'ne gidip sabah namazı kılınıyor, ayrılıyorlar. Ve ne bir
polisin arabasına taş atma, ne bir tomayı yakma, ne bir cam çerçeve indirme, ne yani çevreye zarar verme, esnafa zarar verme, hayvana, çevreye hiçbir şeye zarar vermeyen ve sivil bir... Ve hiçbir organizasyon olmadan. Olmadan hareket. Evet. Bu yüceltecek ve örnek gösterebilecek bir sivil dayanışma haliyken, daha sonraki dönemlerde yine sivil olduğu söylenen ve çevreye, devletin malına zarar veren kimi böyle yine ne diyelim tepkilerin veya işte tam olarak yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Bazı yine böyle sözde sivil organizasyonların görüşününce ve kutsanması, yüceltilmesi karşısında bunun görmezden gelinmesi de başka bir dram. Yani onu da üzerinde konuşulması gereken bir konu. Çünkü biz ne yaparsak yapalım hiç yok sayılıyor. Dünyanın en asil, en sivil ve en başarılı sivil toplum şeyini direnişini gösteriyorsunuz. Tepkinizi koyuyorsunuz. Ve hiç görmezden geliniyorsunuz. Öbür taraftan yıkıyorsun ve kutsanıyor. Yani bu da garip bir bizim ve bu da bizim tarafımızdan da. Biz, bu biraz galiba bizim asaletimizden geliyor. Bizim aslında bizim güçlü tarafımızı, bizim yaklaşımımızı, bizim değerlerimizi ne kadar koruduğunu ve önemli bir noktaya götürdüğünü gösteriyor İsmail Hocam dediğiniz gibi. Yani hakikaten hiçbir organizasyon, bakın İbrahim Sormaz abiyle biz o günlerde biz de katılımcıydık. O dönem organizasyonu tekrar konuştuk. Hiçbir davet yok. Sadece kulaktan kulağa deniyor ki... Sosyal medya da yok. Şimdi mesela sosyal medya yok. Aynen öyle. Şimdi değil mi? Saniyelerde tabii, hemen... Hiçbir sosyal medya da yok. Tamamen sivil bir yaklaşımla ve tertemiz bir sivil direniş. Tertemiz bir sivil direniş. Devletin hiçbir kuru yetkilisine ne bir hakaret, ne bir küfür, ne bir kırma bir şey yok. Evet. Hakkını veriyorsun. Ve buna rağmen gece yarısı yurtlarından toplanıp emniyete getiren 13-14 yaşındaki kız çocukları. Evet, evet. Maalesef. Yani hiç yani bunları da şeyler... Yani akıl alır şeyler değil. Evet, evet. Sonra STB ziyaretler ses vermeye başlıyor. İşte tepkiler tam böyle siyaset yumuşacak gibi olurken yine işte 15 Temmuz'un müsebbipleri ve müessirleri çıkıyor televizyona kalkıp imadlar kapatılabilir deyince o bütün yani olgunlaşan havayı, olumlu havayı tekrar tersini cesaretlendiriyor. Bu bile tek başına o 28 Şubat arasındaki münasebeti ve ne olduğunu gösteriyor. Neyse bu siyaset konularına hakikaten ben de girmek de istemiyorum. Girmeyelim ve biz yine şeyimize gidelim. Sonra katsayı engeli geliyor. Katsayı engeli olunca Türkiye'de işte bugünlerde yeni üniversite sınavı açıklandı. Yine şimdiki İmam Hatip mezunları arasında da ilk 100 içinde, 1000 içinde olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. O dönemde böyle ilk 100'e, ilk 1000'e giren çok başarılı tıp fakültesine Hacettepe tıbbı kazanabilecek puanı aldığı halde işte şehrindeki bir teknik eğitim fakültesinin bir bölümünü zar zor, evet, 2 yıllar zor kazananlar gelecek. Durumu söyleyince durum daha iyi anlaşılıyor. O insanları ümitsizlik var ve orada kim düşünüyor bu öğrencilere ulaşıp böyle yurt dışında okutalım fikri nereden ve nasıl oluşuyor? Aslında Mahmut. Aslında burası çok önemli bir şey. Meryem, ben Mahmut. Yani kronoloji siz yakının. Zaten Önder sürekli gelen dalganın farkında olduğu için şey üretiyor. Çözüm arıyor zaten. Her akşam toplantılar yapılıyor Önder'de ve sürekli çözüm üretmeye çalışıyor. Önder toplantıları basılıyor falan. Değil mi? Evet, tabii. Poster tarafından ne yapıyorsunuz? Suç aranıyor. Balonlarda bulunan aynen, o polisler falan, kullanılan... mahkemeler, 4-5 yıl süren mahkemeler, rahatsız etmeler. Aynen öyle. Orada işte nasıl yapabiliriz diye düşünürken bir gün İbrahim Bey'i Zekeriya Bey arıyor, Kanal 7'nin başkanı Zekeriya Bey. Ve diyor ki bize de çok telefon geliyor. Ne yapabiliriz? Birlikte bir şeyler yapabiliriz diyorlar ve görüşüyorlar. Görüştükten sonra bir kampanya yapalım diyorlar. O kampanyanın duyurusunda yani bir duyuru hazırlıyorlar. Sürekli ekranda bu duyurular dönüyor. Aynı zamanda Kanal 7. Işte, Kanal 7.
Daha sonra Kanal 7'de programa katılıyor İbrahim Bey, İbrahim Solmaz dönemin önder başkanı. Ve oradan duyanlar, o arada tabii ki çeşitli gazetelerde, Yeni Şafak, Akit, Milli Gazete gibi gazetelerde de ilanlar veriliyor. Onları görenler, işte Kanal 7'deki duyuruları görenler Önder'e bir şekilde ulaşıyor. Tabii şunu anlamak lazım, hani şimdi zannediyorsunuz ki hemen internetten baktım ve ulaştım. O zamanın şartlarında öyle bir internete ulaşım da o kadar kolay değil. İnternet kafeler var. İnternet kafelere gidersiniz ki internet kafeleri de ben kendimden biliyorum çok alışık değildik. Yani oraya gitmek bile bir meseleydi. Sonra kurumların, oralardan bulunuyor. Kurumların web siteleri yok. Yani tabii web site yok. O da kesinlikle var. Şimdi günümüzdeki gibi düşünmeyelim. İletişim o kadar kolay değil yani. Kesinlikle ve ancak nasıl bulabiliyorduk? Gazetelerde şey olurdu bazen. Televizyonların numaraları olurdu. Oradan bulurduk. Zaten kimde? Oradan öğrenciler anlatıyor. Oradan bulmuşlar. Ve o şekilde Kanal 7'yi arayarak işte Önder'e yönlendiriliyorlar ya da Önder'i arıyorlar. Gelin görüşelim deniyor. İşte puanlarını söylüyorlar. Öyle görüşerek mülakatlar yoluyla. Hayır ben şeyi sordum. Bu dereceye giren öğrencileri yurt dışında okutalım fikri. Nasıl olur? O ilk şey var ya Fatih Camisi'nde evet, bir Sultan. Tevafuk var evet, o Fincan. Önemli o şey. O şöyle, şimdi Türkiye'de kesinlikle bu çok özel bir hikaye bence de. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Türkiye'de bir özel üniversiteler yeni açılıyor vakıf üniversiteleri. Önce Türkiye'de özel üniversitelere yerleştiriliyor öğrenciler. İşte Yeditepe, Bilgi Üniversitesi gibi çeşitli. Hatta Bedrettin Dalan'la görüşülüyor. Kesinlikle vakıf üniversitelerine yerleştiriliyor ve öncesinde de söz alınıyor. Mesela bazı üniversitelerden birebir kurucularıyla görüşüp başörtülü okuyabilirler şeklinde sözde alınıyor. Ancak üniversiteye girildiği zaman kayıt yapıldıktan sonra başörtülü alınmıyorlar. Orada işte dönemin baskısı evet. Diyelim. Ondan sonra o zaman öğrenciler haftalarca gidip geliyorlar. Hani derslere belki bir umut girebiliriz diye giremiyorlar. Bu arada da çeşitli alternatifler alıyorlar. Yani biz burada devam edemezsek ne yapacağız? O arada Önder İngilizce hazırlık derse giremeyen öğrenciler dönem geçmesin, zayi olmasın diye İngilizce kursu veriyor. Çok da güzel bir İngilizce kursu veriyor. Onu da iyi düşünülmüş. Yani öğrencilerin bir sınıfı okulda hazırlık okuyacaklarına Önder'de hazırlık okuyorlar. Çok aslında, iyi bir İngilizce kursu. Aslında hiç ümitsizlik yok farkındaysanız. Yalnız yani. Her durumda bir şey. O dönemdeki evet. Arkadaşların hepsini teker teker yani yaptıkları işin ne kadar önemli ve büyük olduğunu kesinlikle. Şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Evet. Yani o zaman pek farkına varamamış olabilir. Büyük mücadele gerçekten. İnanılmaz bir yani hasbilikle büyük bir özveriyle çalışmışlar, çabalamışlar. Onları hani tek tek gerçekten Allah'ın izniyle teşekkür etmek lazım. Evet, şimdi isimlerini bilmediğim için söylemem. Hepsi Allah razı olsun. Yani o büyük iş yapmışlar. Evet. Yani. Bunların hepsi emekleri. Vizyonla aynı zamanda. Bu şekilde yani öğrenciler de kendileri kendi çaplarında araştırıyorlar. Bir gün tıp fakültesi, Yeditepe tıbbı kazanan bir öğrenci Fatih Camii avlusunda bir arkadaşıyla buluşmak için oraya gidiyor. Fatih Camii'ne de Önder yakın bu arada. Oraya gidiyor. İşte tam orada beklerken. Dertlerinin karşısında. Aynen öyle. Orada beklerken. Hala orada mı? Hayır orada Fevzi Paşa'daydı. Yok şimdi biz Vatan'dayız aşağıda. Daha organizeli güzel bir genel merkezimiz var elhamdülillah. Orada beklerken biriyle selamlaşıyor. Tevafuk tamamen. Ve bir tanışıyorlar. İşte ben buraya Önder vesilesiyle geldim. Hatip mezunuyum. Başörtüsü yüzünden okula giremiyorum deyince. Diyor benim arkadaşlarım var. Viyana'ya gittiler. İşte bir tanıdıklarım var. Viyana'ya gittiler. Siz ama bunun Önder'le ilgisi yok. Yok Önder'le alakası yok. Orada tamamen o öğrencinin yani Önder'in getirdiği öğrencinin buluşmasından. Allah'ın nasıl yardım ettiğini görüyor musunuz? Kesinlikle. Evet, müthiş, Fatih müthiş Camii yani. Avlusunda tevafuk yani işte o bir arkadaşla buluşmaya giderken başka birisiyle tanışıyor. Ve orası diyor ki işte birileri Viyana'ya gitti diyor. Bana onun telefonunu ya da mailini buluyor. Tabii o zamanlar maille ancak haberleşilebiliyor. Telefon Viyana'ya açmak, internet yok. O arada ertesi gün maillerini alıyorlar birbirlerini ve ertesi gün o arkadaşın mail adresini alıyor. Bu arada şunu söylemek lazım. O dönem başörtüsü yasağı geldiği zaman şimdi bizim söylediğimiz ilk defa üniversiteye giren öğrenciler. Hali hazırda üniversitede okuyan öğrenciler, mesela Çapa'da okuyan, tıp okuyan, Cerrahpaşa'da tıp okuyan öğrenciler, 3. 4. 5. 6. sınıftaki öğrenciler hemen zaten Viyana'ya gidiyorlar. Milli görüş vasıtasıyla Viyana'ya giden öğrenciler var. Bu öğrenciler de onlardan biri. O şekilde iletişim kuruyorlar. Daha önce giden öğrencilerle iletişim kurarak nasıl bir yol izlediklerini soruyorlar. Onlar onlara yol gösteriyor.
Sultan arkadaşımız da hemen geliyor Önder'deki işte Yusuf Beylere haber veriyor. Yusuf Beyler diyor ki sen araştır biz arkandayız. Araştırıyor, soruşturuyor derken işte belgeler toplanıyor. Bütün belgeler hazır. 13 kişinin belgesini topluyorlar. Bütün işte sitesine girip bakıyorlar hangi belgeler lazım. Onlar toplanıyor. 13 kişinin belgesi hazır. Bir bakıyorlar yarına, yani bugün Perşembe, yarın Cuma son gün. Cuma günü ulaşması lazım yoksa bir dönem gidiyor. Eyvah. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken şimdi yine o dönemin şartlarında yani yurt dışına gidiş geliş o kadar kolay değil. Bir insanın pasaportu, bırakın Schengen vizesini, pasaportu herkesin yok. Schengen vizesi olan birisi lazım, pasaportu olan birisi lazım. Ne yapalım derken Yusuf Ziya Bey ya da İbrahim Bey, İbrahim Solmaz Bey diyor ki bizim bir arkadaşımız var, turizmci, onun mutlaka Schengen vizesi vardır, arayalım. Recep Metin Başak. Arıyorlar Recep Bey'i. Diyorlar ki bizim böyle bir işimiz var. Hani normal bir işmiş gibi bahsediyorlar ama yani yüzlerce öğrenciye kaderi. Kapı açacak müthiş bir iş aslında. Tabii diyor giderim diyor. Ertesi sabah alıyor belgeleri, evrakları gidiyor, uçağa biniyor. Oradan taksiye biniyor havaalanından. Okula gidiyor. Pardon taksiyle de tramvayla gidiyor sanırım. Orada bir aileyle tanışıyor. Onlar Almanca bilmediği için yardımcı oluyorlar Almanca konusunda. Türk bir aile Almanca biliyor. Bir kadın kızını getirmiş. Onlarla beraber belgeleri bırakıyor. Ne yapmam gerekiyor? Biz sizi arayacağız diyor. O şekilde dönüyor. Yani o belgeleri bırakıyor öyle vakti öğleden önce ve çıkıyor. O akşam İstanbul'a geri dönüyor. Aslında hani belki birçok Wonder'li öğrenci Recep Metin Başak'ı bilmez ama ne kadar kritik, ne kadar ben bunu yazarken hep onu düşündüm. Yani birçoğu bilmez belki ama çok kritik, önemli i̇şte bir görev yapmış. İşte bu işler böyledir yani. Büyük işlerde böyle kritik zamanlarda dokunuşlar. Böyle. Onları Allah, işte Allah hani bir işin murad olmasını murad ettiği zaman meleklerini gönderir. Böyle bunu bazen ya böyle ararlar insanlar melek nerede diye. Mesela o Yeditepe tıpı kazanan arkadaşımızın da karşılaştığımız. O caminin avlusunda buluşması. O hanım. Metin abinin gibi o melek, günkü dokunuşu. Allah'ın meleği. O işte İbrahim Solmaz'ın aklına gelmesi. Hadi siz bunu uğraşıyorsunuz ama bunlar işte Allah'ın göndermiş olduğu melekler. Ya o dediniz de şimdi oradaki hikayelerden biri beni her defasında çok çok etkiler. İşte Nurcan arkadaşımızın hikayesi var mesela. Biz o dönemlerde mesela üniversiteyi büyük bir hevesle üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Zaten arkadaşlara sordum, Wonder'li arkadaşlara sorduğum bir soru. Hep üniversite hayalim var mıydı? Hepsi mutlaka üniversite hayalim. Yani ben İmam Hatip Lisesi'nde imam olacağım diye gitmedim ya da hatip olacağım diye gitmedim. Ben doktor olacağım diye gittim. İşte mühendis olacağım diye gittim vesaire. Hepsinin öyle bir hayali vardı. Ve şu da tabii ki üniversite sınavına gireceğim, iyi hakkımla iyi bir puan alacağım ve o sonuç belgesi bana gelecek. O sonuç belgesinde işte şurayı kazandın yazacak. Kendimden biliyorum, hepimizin öyle hayali vardı. Ama o gün öyle bir şey olmadı çünkü işte alan sınaması geldi. İşte benim 190 puanım mesela 150'ye düştü. Onların 200 puanı 160'a düştü. Yani bu şekilde çok ciddi bir şey. Diğer taraftan 170 puan alanlar 220'ye çıktı. Yani. Aynen öyle. Hadi sizin böyle olanlara düşürdüğü gibi diğerleri de yükseltti. Yani uçurum aynen öyle. İyice aşılmaz noktaya geldi. Yani üniversite birincisi olsanız, 4 yıllık böyle işte Anadolu'da orta hali bir üniversitenin sırada orta hali bir bölümüne anca giriyordun. Aynen ikinci öğretime falan girebiliyordu. Bu arkadaş da Nurcan Hanım da çok istekli, hevesli, çok çalışıyor ve belli yani çok zeki bir arkadaş. Sınava giriyor, çok iyi de puan yapıyor. Daha doğrusu çok iyi yapıyor soruları. Komşuları da sınava giriyor. Ondan çok daha iyi. Belli ki puan da çok yüksek. Ve beraber bekliyorlar puanları. Ertesi günde puanlar açıklanacak. Çok özür dilerim. Komşularına gelen bir misafirle konuşuyorlar ve heyecanla yarını bekliyorlar. O akşam sohbet ediyorlar. Ertesi gün postacı geliyor, işte zarfı bırakıyor, zarfa bakıyor. Hiçbir yer kazanamadınız. Şimdi zarf iki türlüydü. Bir böyle diplomat zarf vardı. Diplomat zarf da geldiyse bir yeri kazanamadın. Bir de şöyle büyük bir zarf gelir. Eğer öyle bir zarf geldiyse onun içinde kılavuz vardır. Evraklar var. Bir yeri kazandın demektir. Evet. Ben, o büyük zarf bize hiç gelmedi maalesef. Ve merdiven boşluğuna yığıldım dedi. O kadar ağladım ki hiç kimse anlamadı neden olduğunu. Çünkü diğer arkadaşın puanlar kat kat yüksek.
o bir yer kazandıysa ben zaten hayli hayli kazanmış olmalıyım diye düşündüler. Ben orada ağlarken komşumuza gelen misafir yanıma geldi. Hiç üzülme. Ben dün akşam seni rüyamda gördüm. Bakın bir önceki gece ilk defa görüşmüşler ve birkaç saat sohbet etmişler sadece. Ben dün gece seni rüyamda gördüm. Postacı sana herkese getirdiğinden çok daha büyük ve bembeyaz bir zarf getiriyordu. Bu senin için çok daha iyi olacak. Çok daha güzel kapılar açılacak. Yani hakikaten ve bu arkadaş Viyana'ya gidiyor. Çok da güzel işler yapıyorlar sonrasında. Bütün bu hikaye, Wonder hikayesi bana hani hakikaten ayetlerle de sabit olan Allah çalıştığınızın karşılığını, emeğinizi mutlaka önünüze çıkarıyor. Bizim bir şekilde. Şimdi tekrar bu aradan sonra parantez bir hikaye Nurcan Hanım'a geldiniz. Ama biz Viyana'ya gittik, evrakı teslim ettik. İlk 13 öğrencinin. Sonra ne oldu? 13 öğrencinin evrak teslim edildi. Kabuller gelmeye başladı. Ancak 13 öğrenciden 12'si gitti. Bir öğrenci vazgeçiyor daha sonra. 12 öğrenci gidiyor ve orada bir işte yani şeyden önderden kimse de gidemiyor o arada. Pasaport yok ya da vize yok. O öğrenciler gidiyor ve bir daha önce anlaşılan bir otelin ya da bir şeyin tavan arasına yerleşiyorlar. Zakarya mı? Zakarya Oteli'nin en üst katına bir çatı katına yerleşiyorlar. Okumuşum değil mi Kamberbek'te? Aynen. Okumuşsunuz. Sonra 4 öğrenci gidiyor. Yeşil pasaportu olan, çünkü diğerlerinin pasaport çıkması uzun süreceği için ilk giden yeşil pasaportu olan 4 öğrenci. İlk 4 öğrenci gidiyor. Onlardan 2-3 gün sonra da diğer öğrenciler gidiyorlar. Ve orada daha önce Cerrahpaşa'dan gelen öğrenciler, o ablaların onlara yardım etmesiyle okula gidiyorlar. Kayıtlarını yaptırıyorlar ve öyle bir serüven başlıyor. Daha sonra peyderpey zaten gelmeye toplam başlıyor. Toplam 1000 öğrenci geçiyor galiba gönderiler. Net olarak bilinmiyor ama 1000'i geçiyor. Evet. Peki kız erkek oranı var mı elimizde? O da yok, hayır maalesef. Onu da çok aslında şöyle ama bütüncül baktığınızda kızlar hocam, daha çok sanki kızlar başörtüsünden dolayı daha. Şimdi o dönemi şöyle bir hatırlarsak 28 Şubat süreci aslında bir tarafta siyasi bir krizken bir tarafta da ekonomik bir krizdi malum, evet. Hatırlarsanız. Hı hı. Ve hakikaten çok büyük bir Türkiye'de ekonomik travma yaşattı. Buna rağmen o 1000 öğrencinin organizasyonunu yurt dışında eğitime göndermek ve organizasyonu sağlamak. Orada işte önce bir otelin üst katı, daha sonra işte yurtlar, o çocukların eğitim bursları, organizasyonu. Hakikaten çok büyük bir organizasyon. Artı o dönemde bir de şöyle bir problem var malumunuz. İşte sermayedarlar da kategorize ediliyor. Tabii yeşil sermaye diye yani bir şey çıkıyor. Yeşil sermaye diye bir şey çıkıyor. Ve yardım edenler tabiri caizse mimleniyor. Yani o süreçte öyle bir bu işin arkasındaki o destek olanlar da aslında çok cesurca bir hareket. Risk alıyorlar ve cesurca davranıyorlar. Onlara da gerçekten teşekkür etmek lazım ve i̇şte, bu büyük bir organizasyon haline dönüşüyor. Yani servet yani. Kaybediyorlar ya, ötesi var evet, mı? Evet evet, tabii kesinlikle. Yani. Aralarında servetlerini kaybedenler var. Kaybedenler var. Yani o bu taraftan da aslında büyük bir mücadele ve büyük bir onlara da gayret yani. Yani çünkü başka meselenin başka bir hayırsever boyutları var. Evet. Bir de gayret edenler var. Öğrenci boyutu var. Ama İbrahim Solmaz'ın öğrenciye giderken vermiş olduğu tavsiye. Ülkenize darılmayın. Bunu bir ceza olarak görmeyin. Fırsat olarak görün. Evet. Yani ben bunu işte bu ve tekrar burada uzun uzun yazmışsınız. Konuşmaları neler söyledi ama şey bu, özü bu. Yani yaklaşım tarzı bu dediğiniz gibi. Nasıl değil mi? Nasıl bir yaklaşım yani? Şimdi evet. Yani devletten dayak yiyorsun, evet. Tokmağı almış başına, indirmiş. Evet. Yani öldürmemiş ama ölsün diye kenara bırakmış adeta. O durumdasın. Ama orada şöyle bir şey var, diyor ki devlet baki, hükümetler, şu anki yönetim bize bunu yapıyor. Devletimiz baki, bizim. Bu devlet bizim olacak ama bu yönetim bunu yapıyor. Bunu unutmamak, ikisi arasındaki farkı anlamak lazım. O yüzden zaten hiçbir şekilde şikayet etmiyorlar. İşte ülkelerini şikayet etmiyorlar. Oraya gittiklerinde asla başörtü sorunu ya da alan sınırlamasından da bahsetmiyorlar. Bir de gidip ülkelerinde gammazlayıp ülkelerin aleyhinde konuşmuyorlar. Aynen, kötü öyle. Demiyorlar. Evet. Orada bir gün başarılı geri dönüp kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar. Bu çok asilce. Evet. Bir durum ve hiçbir zaman bunu anlayamadılar. Yani evet. Bu çünkü kendi bir başkası yaptığı zaman tam düşman olur, ülke evet. Düşmanı olur. Ülkenin
hükümete kötülük yapıyorum ya diye. Ya da zihniyet kaybına uğruyorlar tabii, gittiği zaman. Yani evet. Hakikaten ama biz maşallah hepsi. Bizim mücadelemiz muhteşem bir örnek gerçekten. Yani oraya gidip orada işte hep hemen büyük bir kısmının dönmesi. Evet. Bugün işte birçok yeni kurulan üniversitelerin akademik kadrolarında arkadaşlarımız var. Birçok devlet kurumunda. Ben onları çok değerli buluyorum. Çünkü onlar bizim yapamayacağımız şeyleri yaptılar. Yeni kurulan özellikle yurt dışı Türklerde ben birçok uzman arkadaşın bu Viyana ile olan münasebetini de öğrenince ne kadar büyük kazanım olduğunu da gördüm. Evet, elhamdülillah. Niye Viyana? Onu da sorayım. Sonra ara verelim. Çünkü dünyada birçok ülkeyi araştırıyorlar. İşte Kıbrıs'tan Amerika'ya kadar, İngiltere'ye kadar. Hem maddi anlamda sıkıntılar oluyor hem de işte bazı işte yatay geçiş oluyor mu? İşte tekrar sınava mı girmek gerekiyor? Bir sürü şeyi eliyorlar ve Viyana'yı buluyorlar. Viyana'ya giderken herhangi bir ücret de almıyor. Bu da önemli. Aslında Viyana Üniversitesi'ne direkt ya da yatay geçişle gidebiliyorlar ve ücret almıyor Viyana Üniversitesi. O yüzden orada karar kılıyorlar. Almanca öğrenecekler. Türkiye'ye yakın aynı zamanda ve köklü bir üniversite. O yüzden Viyana'yı... Yani birçok seçenek var. Şimdi Viyana'yı tercih ediyorlar. Evet, en uygun orası. Görüyorum. Tabii İngiltere'de okullar pahalı. Çok pahalı. Evet. İngiltere'de pahalı bir yer. Kesinlikle. Amerika daha da şey, zaten yanlarla. Hem uzak hem pahalı. Yani belki uzaklığı dert edilmeyebilirdi ama yani o kadar belki de yetmedi yani. Tabii yani bu maddi anlamda kolay şeyler değil. Şimdi bir... burada tabii öğrencilerin burs değil, servetini versen, yani ben bunu başımızı açmayız diyen demesi çok anlamlı. Onun karşısında, bak bu inancınızda samimiyseniz ve samimiyetinizden dolayı bir iş yapıyorsanız, muhatabınız ne kadar muannit olursa olsun bir yerde gelip adam atıyor. Bunun ki işte bu hayırsever atanın ben ölene kadar size vasiyetimdir, yardım edeceksiniz diyen hayırsever de gördüm. Turgut Gencal. Turgut amca, evet. Yani o Genceller şeyi, o çok çok önemliydi. Diğeri de bu emniyete götürdükleri zaman yöneticilerden birini bırakın artık şu Eyüp Sultan'da bırakmayı. Polislerimiz her gece onca şu kadar polisi rahatsız ediyorsunuz falan demesi üzerine gelmesinler. Bizim zaten kavga dövüş olmuyor. Niye geliyorlar ki demesi. Diğerlerinin üzerine yürümesi üzerine öldürseniz de gideceğiz demesi karşısında. İbrahim Bey'in oradaki çıkış ben çok kıymetli. O şey duruşu, o asil duruşu, dik duruşu. Çünkü o yani gösteriyor. Yani ne yapacaksınız? Bir canım var, alacaksanız alın demesi. O da karşılarındaki adamların. Orada ilginç bir şey var yine. İçişleri, dönemin İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e gidiyorlar. Diyor ki yani benim annem de diyor bana kızıyor diyor. Ne uğraşıyorsunuz başörtülü kızlarla? Bırakın okusunlar yani. Hani çünkü benim annem de başörtülü diyor. Ve diyor aslında inanç olarak çok yani uzak değil zaten. Benim annem de her gün bana kızıyor diyor. Önder yöneticileriyle dertleşiyor aslında. Buna rağmen elinden bir şey gelmiyor yani. Bir siyasette böyle bir şey. Evet şimdi bu kızlarımızı, çocuklarımızı ha bir şey daha çok değerli buldum ben. Bu Önder'in ve bu Önder'in başarısında. Mesela öğrenci seçerken şu arkadaşımızın kızı, bu arkadaşımızın oğlu falancanın bak bunu götürelim bunun babası belediye başkanı bize yardımcı olur veya şu vali şu olur diye düşünmemesi ve hepsinin derecelerine göre bakması ve liyakati esas alması ve bence başarının altında yatan öğrencilerin sistemin başarılı olması, bütün giden öğrencilerin bileğin hakkıyla gidiyor oluşu. Evet. Belki evet, çok önemli bir şey bu. O dönemde Önder yönetiminde olup çocuklarını gönderemeyen abilerimiz var o dönemde. Ama dediğiniz gibi işte Anadolu'nun değişik bir taşrasından gelip hakikaten layık olduğu için giden ve çok da başarılı olan bu çok kardeşlerimiz değerli, biliyor musunuz, var. Evet, çok önemli bir şey. Biz galiba burada daha sonraki dönemlerde bu konuda o hassasiyetimizi koruyamadığımız dönemler oldu. Bir kısa ara verelim sonra sohbetimizi tekrar bu sefer Viyana'dan devam edelim. Efendim Enderun sohbetlerinde 28 Şubat'ta Viyana'ya giden öğrencileri konuşuyoruz. Kısa bir ara sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Hepimizin soru ve sorunlarını, inançlarımızı ve değerlerimizi konuşmak için sizi meclisimize davet ediyoruz. Profesör Doktor Murat Şimşek ve Doçent Doktor Mahmut Samar'la Fıkıh Meclisi yarın 15'te Vav TV'de. İslam'a ilişkin temel meseleler ve merak edilen soruların cevapları. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla, Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın ışığında günümüz meseleleri yarın 17'de Vav TV'de. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek? Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Efendim, Enderun sohbetlerinde Önder, bir önceki genel başkanı Kamber Çal ve yönetim, bir önceki ve hali hazırdaki yönetim kurulu üyesi Sümeyye Ertekin ile şu kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi en son Avusturya'ya gönderdik çocukları ve devamlı peşinden göndermeye de devam ettik Avusturya'ya. Orada bir grup oluşmaya başladı. Fakat siz öğrencileri gönderip peşini bırakılmamış. Peşlerinden bir karı koca fedakarlık yaparak buradaki işlerini, güçlerini, çocuklarını alıp oradaki yeni, yani gönderilen çocukları abisi ve ablası olmak üzere de bir aile gitmiş. Bu da iyi bir düşünce. Yani Yusuf bak, bu Kara ve Nadire Kara. Yusuf Kara, bütün öğrencilerin Yusuf abisi, Nadire ablası. Anne baba oluyorlar orada. Onları anne baba, çünkü daha ileride hatta, değil mi? Bir de tabii kaç kişinin evlenmesine vesile olacaklar falan. Onlar da yazıyorsunuz kitapta. Şimdi burada bu da iyi düşünülmüş bir şey. Yani yani gönderdik, oh deyip bitmemiş. Sonra oraya gönderdikten sonra eğitimleri devam ediyorsunuz. Yani ilgi bırakılmıyor. Okullara gönderdik, oradaki sorunları da baş başa bırakmıyorsunuz.
Bir kere bu aile gönderme fikri nereden nasıl çıkıyor? Yine bir yönetim kurulu toplantısında. Yönetim kurulu toplantısında şimdi o öğrenciler gitti ama onların aslında başı Memphan'da da Sümeyhan devam ediyor. Aslında bu sivil toplumun gücü biliyor musunuz hocam? Yani sivil toplum anlayışının canlı dinamik yapısının bir örneği bu aslında. Yani arkasından takip etmek ve o işi organize etmek. Değil mi Sümeyye Hanım? Kesinlikle evet. Yani o yönetimde sürekli konuşuluyor çünkü ve gidiş gelişler oluyor. Yani sürekli buradan gidiş geliş yerine orada mukim birisinin, bir ailenin olması. Yani öyle olması ki bizden biri olmalı, aile olmalı ve güvenebileceğimiz biri olmalı. Böyle bir arayıştayken Yusuf Kara ve Nadire Kara biz gidebiliriz diyorlar. Aslında hala oradalar mı? Döndüler. Buradalar. İstanbul'dalar. Büyük bir fedakarlık yapıyorlar. En küçüğü 3 yaşında çocuklarını alıp gidiyorlar buradaki işlerini bırakıp ve orada o çocukların aileleri oluyorlar. Anne babaları oluyorlar. Müthiş bir şey. Orada bir yurt tutuluyor zaten. O yurt da hemen giriş katta onların dairesi oluyor ve o dairenin kapısı hiçbir zaman kilitlenmiyor. 24 saat o dairenin kapısı açık oluyor. Bütün öğrenciler bunu söylemiştir. 24 saat Yusuf abi ve Nadire ablanın kapısı açıktır. Biz ne zaman istesek gider derdimizi söyleriz. Ve biz hani Nadire abla, Yusuf abi benim şu derdim var. Bir kere ya şimdi değil sonra biraz meşgulüm dediklerini duymadık. Her zaman her an yanımızdalardı ve mutlaka bizimle ilgilendiler. Ellerinden geldiğince yardımcı oldular diyorlar. Bunu anlatması kolay da. Evet. Yani kesinlikle. Şimdi bunu yapmak her babayı değil. Her babanın harcı değil. Harcı değil, kârı değil. Yani yüzlerce öğrencinin derdi. Kimi geliyor insan öyle zaman geliyor ki kendi çocuğunun sıkıntısıyla boğuşurken bile yani zorluk yaşıyor, bunalıyor. Böyle yüzlerce öğrencinin, genç öğrencinin derdi, sıkıntısı çok daha başka. Bilmez, bir de şöyle bir durum var. Şimdi 2000 yılını düşünün, 2002 yılı aileler yurt dışına çocuklarını yani Anadolu'dan bir aile İstanbul'a göndermiş, yok demişler artık Viyana'ya gidecek. Yani İstanbul'da olmuyor. Aileleri ikna ediyorlar bir şekilde. Aileler Önder'e geliyor, oradaki bizim gibi insanlar güvenebiliriz diyorlar ama yine de hem güveniyorlar hem de tabii ki şey var. Yani Viyana'ya gidiyor. Bu çocuk nerede, ne yapıyor? Öyle bir tedirginlik de var ama yani böyle bir kültür de yok aslında kültür, değil mi? Yani geçmişte bilinen yurt dışına çocuklarını gönderebilecek insanlar da değil bunlar. Yani Anadolu'daki bizim vasat ailelerimiz. Yani aynen. Hakikaten orada Yusuf Kara abinin ve Nadir ablanın şeyi çok önemli yani oradaki o güven ve duruşu. Çünkü oraya gidebilen aileler mesela hani bir şekilde Viyana'ya gidip çocuklarını görmeye giden aileler onları gördükten sonra içleri çok rahat bir şekilde dönüyorlar. Bir de o yani Yusuf Nadire Kara çifti oradaki belki başarısız olma ihtimali olan ve geri dönecek birçok öğrencinin başarılı olmasına ve tutunmasına vesile oldu. Bunun örneklerini biliyoruz. Daha sonraki dönemlerde yurt dışına işte giden öğrencilerin büyük bir kısmı gidiyorlar. Bir sene okuyup ikinci sene dönen çok öğrenci var. Gurbet tabii. Herkesin harcı değil bence. Gurbet zor yaşama soru. Yani buradaki akademik başarınızla gurbette başarılı olabileceğiniz doğru orantılı bir durum değil. Yani çok başarılı olursunuz, Türkiye birincisi olursunuz ama gurbette aileden uzakta yapamayabilirsiniz. Bu tamamen insani bir durum. Orada da hani çok başarılı öğrenciler ancak haliyle yabancı bir ülkedeler ve öyle bir yani geliş de çok farklı. Hani ülkelerinde haksızlığa uğrayıp geliyorlar. Hiç düşünmedikleri, hayal etmedikleri bir yer. İlk başta baktığınız zaman Avrupa'nın ortasında Viyana Üniversitesi'nde okuyacaksınız. Viyana Üniversitesi diploması alacaksınız. Müthiş bir şey gibi gözükebilir ama yani 18 yaşından sonra Almanca gibi zor bir dili öğreniyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan oradaki yeni sisteme alışmaya çalışıyorsunuz. Hiç kolay değil. Orada işte Yusuf Kara, Nadire Kara katı yani geleneklerine bağlı öyle çok Amerika'ya benzemez. Tabii açık bir toplum değil. Çok kapalı hani yani İngiltere'ye şuraya buraya gidersiniz. İngilizce öğrenmek için insanlarla konuşabilirsiniz. Konuşur sizin ama Alman Viyana'da öyle bir durum söz konusu değil öğrencilerin anlattığına göre. Çok zor. Tabii bu ben yine tabii öğrencilerin çektiği sıkıntılar herkesin başına gelebilecek türden sıkıntılar. Onları çok konuşmanın mak yerine daha çok Wonder ve Önder'in faaliyetlerini konuşmak istiyorum. Şimdi oraya gidince yaptığınız bir işlerden bir tanesi de öğrencileri takip etmek. Yani takip etmek değil ki hafiye gibi ne yapıyorlar, ne ediyorlar değil. Yani sahipsiz bırakmamak diyelim. Sahip çıkmaya yani biz tamam paranı verdik, bursunu gönderdik, hadi git oku gel kardeşim demeyip onların orada başarılı olması için en iyi şekilde mesleklerini öğrenmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz.
hem akademik başarı için yapıyorsunuz ama öbür taraftan bir de münevver olarak bir üniversite mezununda olması gereken münevver olması için gerekli bilgileri de vermeye çalışıyorsunuz. Onu da Türkiye'den götürdüğünüz dönem meşhur hocaları işte Saadettin Ökten, Mahmut Erol Kılıç, İhsan Süreyya Sırma. İhsan Süreyya Sırma galiba en çok gidenlerden. Tabii, zaten giden o da mukim o da. O mukim olarak kalmış İhsan Hocam. Yani İhsan Süreyya Sırma. Sebahattin Zahim Hocam. Sebahattin Zahim Hoca'nın. Allah rahmet eylesin. Teoman Duralı Hoca Teoman oraya gittiği Duralı. Zaman üniversite misafir öğretim üyesindeyken ilgilenmeleri. İşte İbrahim Ziyet gerçek o işte biraz psikoloji alanı olduğu için öğrencilerin sorunlarını tespit edip sizi yönlendirmesi. Yani öğrencilerin çektiği sıkıntının kaynağının farkına varıp hemen. Fakat burada yapı çok dinamik bir yapı var. Sorunu görünce hemen karşısında o sorun çözmeye odaklanıp bir çözüm üretiyor. Hemen organize olabiliyor. Bu çok esnek ve güçlü bir yapı olduğunu gösteriyor. Ve o hem Önder yönetiminin hem de Yusuf Nadire Karaçift'in vizyonuyla alakalı bence. Gerçekten hani buradaki Önder yönetiminin yol açması, ön açması, buradan çaba göstermesi orada da Yusuf Nadire Karaçift'in vizyonuyla alakalı. O çok güzel bir koordine olarak yürümüş. Ve buradan yani Türkiye'den uzaklar ama kendilerini uzakta hissetmesinler. Bence Wonder'in en güzel şeyi bence bu. Türkiye'den belki burada en iyi üniversitelerde okusalardı ancak bir seminerde uzaktan görebilecekleri, asla belki konuşamayacakları hocalarla orada birlikte kahvaltı yapıp, akşam yemeği yiyip, Viyana sokaklarında yürüyerek tarih konuşabilme şansına. Haluk Dursun, şimdi Viyana'nın sokaklarına yürüyünce Haluk Dursun Hocam, Allah rahmet eylesin. Çok büyük emekleri var mesela. Çok değerli isimler var hakikaten orada destek veren. O isimleri de oraya, mesela bakın bu isimlere de bakın. Şimdi hatırı gönül için giden isimler değil yani. Hepsi Saadettin Ökten Hoca. Evet. Yani hep çok değerli, çok muhterem. Türk Akademisi'nin şöyle bir vasat çizin. Bu saydığım hocaların hepsi o vasatın üzerinde olan hocalar. Hocalarımız, evet. Çok üzerinde olan hocalar. Yani orada da siz çok amaca matuf bir yol izlemişsiniz. Yani şurada tanıdığım var burada gibi gidilmemiş orada da. Tabii. Kim faydalı olacaksa o düşünülmüş. Evet. Bak bu çok samimi, çok değerli bir tutum. Ama sadece o da değil. Şimdi oraya öğrenciler işte buradan hocalar gidiyor, akademisyenler işte uzmanlar gidiyor, orada seminerler veriyor ama mesela yaz tatili 3 ay atıyorum. Diyor ki Yusuf Beyler 3 ay bir öğrenci için çok uzun bir süre tatil yapamazsınız diyorlar. Burada kamplar düzenliyorlar. Evet. İstanbul'da ve çeşitli yerlerde kamplar düzenleyip yine o hocaları getirip çeşitli dersler alıyorlar. Bir bu akademisyenlerin ziyareti, uzmanların ziyareti, orada dersler, seminerler vermesi Wonder'in önemli başarısı. Bence bir diğer başarısı mutlaka bilmiyorum gelecek misin ama sivil toplum ayağı. Tabii tabii ona şimdi dernekler, kulüpler kuruluyor orada. Sonra dergiler çıkartıyorsunuz. Bir tabii buradaki Devri Alem Kulübü'yle öğrencileri gezmesi var. Sonra Karzai Sen Derneği ile ilgili bir takım şeyler var. Kubbe Altı Çocuk Kulübü var. Bir de İmam Hatip Merkezi var. Şimdi bunları teker teker isterseniz kısaca ne olduklarından bahsedelim. Oraya şimdi öğrenciler gidiyorlar. İlk böyle şoku atlattıktan sonra tabii gezmek istiyorlar. Yani çevreyi tanımak istiyorlar. Nerelere gidebiliriz, ne yapabiliriz? Öyle ufak ufak geziler düzenledikten sonra ya biz bunu dernekleştirelim ya da kulüpleştirelim. Devri Alem Kulübü kuruyorlar. Bir de şöyle bir şey, gittikleri ilk andan itibaren zaten mutlaka bir sivil toplum ayağı oluyor yani onların. Bir dernek kuruyorlar, kulüp kuruyorlar, bir şeyler dergi, gazete çıkarıyorlar. Mutlaka böyle bir sosyal tarafı oluyor. Yani gidip de sadece Viyana Üniversitesi mezun olup dönelim demiyorlar. Hep söylediğim şey var. Wonder'lı öğrencilerin kazanımlarında Viyana Üniversitesi diploması belki de sonlarda gelen bir kazanım. Yani önemlidir. Kesinlikle çok kıymetlidir ama o kadar kıymetli işler yapılmış, o kadar kazanımlar elde edilmiş ki. Yani o diplomayı başka bir üniversiteden de alabilirdi. Evet ama bu kazanımlar orada. Onları her yerde. Bu da aslında yine buradaki birikimin. Buradaki Önder birikiminin ne kadar güzel yansıdığını ve orada ne kadar güzel organize olduklarını da başka bir ispat aslında bu çalışmanın tamamı. Yani. Karzı Hasan Derneği'ni kuruyorlar. Bu da şöyle gelişiyor. 28 Şubat orada da peşlerini bırakmıyor Wonder'lı öğrencilerin. Bir süre sonra buradan yoğun olarak öğrencilerin gittiğini öğrenen YÖK, Milli Eğitim, iki üniversite arasında bir anlaşma oluyor. Yani iki üniversite, iki ülke birbirlerine gönderdikleri öğrencilerden bu harç almama gibi bir anlaşmaları var.
bunu tek taraflı olarak Türkiye bozunca mütekabiliyet gereği Avusturya da bozuyor. Ve normalde işte 12-13 euro hatırlamıyorum tam olarak 17 euro harç öderken birden çok ciddi miktarlarda harç ödemek zorunda kalıyorlar. Tabii buna ailelerin gücü yetmiyor. Zaten aileler burslu olarak gönderler. Bu sefer burs verenlerin de gücü yetmiyor. Aynı zamanda şu Türkiye'de ekonomik kriz var. Korkunç bir şey ya. Zaten okul da söylüyor diyor yani ki bu zulmü yani düşünebiliyor musunuz? Yani kendi evlatlar. Ne karın var ya? Ne demek? Nasıl bir yaklaşım tarzı? Ya bunu nasıl unuturuz ya? Nasıl bunu hatırlamazlık yaparız? Yani korkunç bir şey ya. Yani kendi ülkende barındırmıyorsun. Kendi imkanlarınla gitmişsin, yurt dışında eğitim alıyorsun, oraya da uzanıyorlar. Belki yani. Avustralya'da yüzlerce öğrenci İnanılmaz var. Bir şey. Yani sırf 15 tane, 20 tane, 30 tane Wonder öğrencisini mağdur etmek için öbür taraftan yüzlerce insanı da mağdur ediyorsun. Tabii. Aynen meslek liselerini mağdur ettiğin gibi. Ya şey çok ilginç tabii ki. Öğrenciler bir süre aslında normalde çok seri kabuller gelirken bir süre sonra kabullerde bir aksama oluyor. Bunu soruyorlar öğrenci işlerine. Öğrenci işleri diyor ki Türkiye'den bize böyle böyle bir şey geldi. Bu çocuklar Türkiye'de üniversite okuma hakkına sahip değiller. Dikkat edin bunlara. Bunları almayın gibisinden ya da böyle bir uyarı mahiyetinde bir kağıt gönderiyorlar. Yani mektup gönderiyorlar üniversiteye ki bu çocukları İmam Hatip mezunlarını almayın diye. Üniversite diyor ki bizim için bunun bir önemi yok. Siz bizim istediğimiz belgeleri getirebiliyorsunuz. O zaman okumanızda bir sıkıntı yok diyerek onu aşıyorlar. Ama çocuklar bu sefer oraya giden öğrenciler yüksek harç ödemek durumunda kalıyorlar. Bu sefer ödeyemeyenler için ne yapalım? Karzı Hasan Derneği'ni kuralım diyorlar ve herkes her ay cüzi bir miktar para yatırıyor ve o cüzi miktar parayla işte bir fon oluşturuyorlar. O fondan sonra ihtiyacı olan alıyor ve daha sonra parası olduğu zaman taksit ödüyor oraya. Böyle şey. Müthiş bir yani aklı hayale gelmeyecek böyle müthiş bir dayanışma örneği gerçekten. Samimiyet olunca, iyi niyetle yaklaşınca aşılmayacak dağlar, bitirilmeyecek yollar yok. Aynen. Sonra bir Kubbe Altı Çocuk Kulübü var. Kubbe Altı belki de oranın en önemli, hatta ben hep orada da kitapta değil mi? Wonder'in mirası oraya, sadakayı cariyesi diyebiliriz. Kubbe Altı aslında böyle hani oradaki gurbetçi çocuklarla biraz vakit geçirelim diyerek başlanıp hafta sonu Kur'an kursları verelim ya da kurs verelim diye başlanıp daha sonra büyüyen ve çocukları artık böyle sistem, oradaki çocuklar da şunu görüyorlar. Uğradıkları ayrımcılıktan dolayı, gurbette olmaktan, iki ülke arasında sıkışıp kalmaktan, iki kimlik arasında sıkışıp kalmaktan dolayı yaşadıkları o kimlik bunalımını aşmaya yardımcı olmaya çalışıyorlar derken bir Kubbe Altı Çocuk Kulübü'ne dönüşüyor. Kubbe Altı Çocuk Kulübü'nde hafta sonu çocuklar geliyorlar ve Wonder öğrencilerinden dersler alıyorlar. Birçok ders alıyorlar ve özellikle şunu çok yönlü olmayı aşılıyor Wonder öğrencileri ona ve üniversiteye mutlaka gitmeyi, Almancayı iyi şekilde öğrenmeyi aşılıyorlar. Kaç tane öğrenciydi mi orada? Yani Avusturya'da oraya göç etmiş. Hocam ben aslında geçen sene pandemi öncesi Viyana'yı ziyaret ettim. Bunu çok canlı şekilde gördüm. Şimdi bizim Wonder sürecimiz işte konuştuğumuz gibi bir kriz dönemi ve hakikaten burada okuyamayan gençlerimiz üniversiteye gittiği dönemdi. Sonra Kubbe Altı Çocuk Kulübü'ne dönüşmüş olması ve oradaki özellikle gurbetçilerin çocuklarına yönelik işte Sümeyye'nin dediği gibi bizim buradan giden üniversiteli gençlerimizin rol model olarak orada kendilerini göstermeleri ve hakikaten oradaki o özgüveni o çocuklara kazandırmaları ve hani bu önderi tarif ederken de konuşmamızda söyledik ya biz hiçbir siyasi anlayışın ya da cemaat veya tarikatın mensubu bir yaklaşımın içerisinde değiliz. Biz bir çatı kuruluşuyuz. Bunu orada çok net görüyorsunuz. Yani ve oradaki gurbetçilerimiz özellikle Kubbe Altı'na yeni tabirle Wonder'e yani çocuklarını o kadar güvenle göndermek istiyorlar ki. Çünkü oradaki bütün kurs yapılan çalışma tamamen bu o gençlerimizin rol model olarak sunduğu ve anlattığı temel İslami değerleri anlatmaya çalışan bir yapı. Ve elhamdülillah şu an Wonder hikayemiz görevini tamamlamış ama bugün Kubbe Altı bir İHBZ İmam Hatip kursu olarak da şu an oradaki gurbetçilerin çocuklarına yönelik hizmet etmeye devam ediyor. Yani orada da yine bakın ne kadar esnek bir yapı var. Hayatta kalıyor. İşin tamamı zaman
Yani burada amaç bir hizmet etmek ve bir yerde kurum veya bir döneme takılıp kalınmıyor. Evet. Yani adeta bize biliyorsunuz bir şeye sahip olduktan sonra o kutsallaştırılır ve ona tapınılır neredeyse. Ve ama oysa içi geçmiştir, zamanı geçmiştir, faydası yoktur, kimse düşünmez ve bırakmak istemez. Öyle şey dedim, tamam seni yaptık bir araç gibi. Araç, araba, işte buzdolabı, sen bize 17 hizmet ettin ama bozuldun. Şimdi seni nasıl evin başka bir kenarına atıyoruz, hurdacıya veriyoruz isek. Yani burada sen bir dönem vardı, hizmet ettin, tamam ömrünü tamamladın. Seni doğuran nedenler ortadan kalkınca, illet ortadan kalkınca, o olay da ortadan kalktı. Ama kutba altına dönüştü. Bir de inovatif eğitim merkezi var. Buradaki inovatif müfredatını oradaki öğrencilere uygulayan bir müfredat. Yani Avusturya'daki vatan şeylerin oradaki çalışmaya giden gurbetçilerin çocuklarını evet, buradaki inovatif müfredatını uyguluyor. Belki nasıl yani siz Wonder olarak şimdi Allah'ın işlerine bak. Siz Önder olarak burada Anadolu'da birçok hayatın gencin hayatına dokundunuz, hayallerini gerçekleştirdiniz. Yani yıkılan hayallerini yeniden ihya ettiniz. Oraya giden çocuklar da gittiler. Oradaki belki Önder'de giden o arkadaşlarımız dokunmasa, herhangi bir şekilde bir meslek sahibi olarak yaşamlarının sonuna kadar işte sıradan bir ne bileyim biri olarak yaşayacak iken alanında okuyup doktor, mühendis, avukat olanlar çıkmış. Hocam ben gurbetçi çocuğuyum. Benim de annem babam, benim babam 75'te Avusturya'ya gitmiş ve Innsbruck diye bir şehrine gitmiş. Ben o psikolojiyi çok iyi bilirim. Yani orada bizim ben de ilkokul 3'ü orada okudum ve o psikolojiyi yaşayıp tekrar Türkiye'ye dönenlerden birisiyim. Bize o dönemlerde şunu diyordu oradaki anlayış. Ya siz okumanıza gerek yok. Siz işçi olacaksınız. Evet. Yani bu yaklaşım tarzı zaten gurbette buradan giden o dönemi hatırlayın 60'lı 70'li yıllardaki bizim işçilerimiz oraya gidip işçi olmuşlar. Yani eğitimsiz insanlarımız gidip işçi olmuşlar. İşçinin çocuğu da işçi olarak devam etsin gibi yaklaşım tarzı. Kas sistemi devam edecek. Kas sistemi. Ama bu Wonder gerçekten orada bambaşka bir anlayış, başka bir model sunmuş oradaki gurbetçi çocuklara. Kafalardaki korkuları, ön yargıları yıkmış. Yani düşünebiliyor musun? Meryem demin söyledi. Şimdi liseyi bitirmişsiniz burada. Almanca öğrenmek o kadar kolay değil. Hele üniversite seviyesinde bir Almancayı öğrenip o sınavı geçebilmek çok zor. Bizim gençlerimiz gidip maşallah orada bir senede bu işi çözmüşler. Oradaki gurbetçiler bunu görünce müthiş derecede bir özgüven oluşturmuş yani ve çok önemli bir rol model olarak orada gerçekten oradaki gurbetçilere katkı sağlamış. Doktor olanlar var. Tabii evet. Içinde. Kubbede oradan yetişenler. Onlar için de tekrar sizin sisteme kubbe altına giren veya bu İHBZ'ye Almancasının kısaltması olması lazım. İHBZ bünyesinde bu sefer eğitici olarak çalışanlar da vardır herhalde. Evet var da onlarla da görüşülür zaten kitapta onlar da var. Yani normalde şunu söylüyorlar genel anlamda. Ben işte üniversite okumayı düşünmezken bu Türkiye'den gelmiş 18 yaşında ablaların Almanca öğrenmesi yani Almanca bana zor geliyor işte burada öğretmenlerimiz bizi iyi yönlendirmiyor ama Türkiye'den gelmişler ve burada üniversite okuyorlar o müthiş bir şey onlar için yani ulaşılamayacak bir hedef gibi demek ki olabiliyormuş. Tabii ilkokuldan beri sen okumayacaksın üniversite ne işin var deniliyor önce iyice kodlar kafaya iyice kodlanıyor derken siz onun gelip bir yerden bir öğrenci geliyor parçalıyor. Evet, parçalıyor. Zaten yakınlardaki bir okuldan ziyaret ediyorlar Wonder'i. Diyorlar ki ya bizim okulda çocuklarda bazı Türk çocuklarda müthiş bir değişim var. Bu değişimin nedenini merak ettik. Nedir bu değişim? Araştıralım dedik ve çocuklar sizi söylediler. O yüzden size teşekkür etmek için geldik diyorlar. Mesela oradaki bir okulun müdürü. Çünkü oradaki değişimi çok ciddi bir şekilde öğrencilere gelen özgüven, çalışkanlık, daha çok derslere asılma ve daha hedef koyma kendine bunu fark ediyorlar yani. Ve teşekküre geliyorlar Wonder'e. Sonra Wonder nasıl nihayet buluyor? Yani süresini ve görevini tamamlayıp. Onu başkanımız anlatıyor. Şimdi şöyle işte yani, tabii süreç özellikle hamdolsun hani 1000 yıl diye iddia edip söyledikleri o 28 Şubat süreci kısa bir sürede yok olup gidince Türkiye'de normalleşme başladıktan sonra artık imamatip o katsayı zulmü ortadan kalktıktan sonra imamatipler Türkiye'de de üniversitelere istediği okula gidebilecek hale geldikten sonra aslında işte başından beri konuştuğumuz o Wonder'in asli şeyi bitmiş oluyor. Burada şimdi Wonder'le ilgili iki şey yapılabilirdi diye biz hatta Sümeyye Hanım'la çok konuştuk.
Birincisi, demin de anlattığımız ve konuştuğumuz şekilde oradaki o organizasyon hocam, yapı gurbetçilere yönelik, gurbetçi çocuklara yönelik bir şeye evrilebilirdi. Veya buradan artık üniversite sonrasına yönelik bir çalışma yapılabilirdi. Hı. Ama işte doğal seyriyle iş gurbet çocuklara, gurbetçilerin çocuklarına yönelik dönüştüğü için de aslında Wonder bir manada şeyini, görevini doğal olarak tamamlamış oldu. Biz şöyle baktık. En son öğrencilerinizi kaç yılında gönderdiniz? Kaç yılda Sümeyye Hanım? Tam olarak bilmiyorum ama yani şöyle, bu 2010'dan sonra göndermediniz değil mi? 2000, çünkü o zaman imhatiplere getirilen alan sınaması kalktığı için daha öğrenci gitmiyor. Normal liselerden öğrenciler de gidiyor. Ama ona kadar, yani 2010'a kadar sanıyorum gidiyor. 2014'e kadar da gidiyor ama daha çok imhatipten giden de var ama artık daha az imhatipten giden öğrenci alıyor. Yani aslında doğal, demin hocam söylediniz ya, doğal seleksiyonla orada doğal şekle dönüşmüş ve hizmetini gurbet çocuklara yönelik dönüşmüş ve hamdolsun çok da ben yeni yaşayan birisi olarak söylüyorum. Müthiş keyif aldım ben oraya gittiğimde. 2 sene önce gittiğimizi gördünüz. Cıvıl cıvıl çocuklar maşallah. Orada işte imhatip müfredatıyla ilgili eğitim kurs alıyorlar. Ve demin de söylediğiniz gibi o kurstan mezun olup orada hoca olan çocuklarımız var. Gençlerimiz var. Orada gurbet çocuklar, gurbetçilerin çocukları. Hamdolsun şu an çok da güzel. Şu an biz orayı Marif Vakfı'na devrettik ve Marif Vakfı'nın organizasyonu olarak yürüyor zaten. Marif Vakfı da sağ olsun destek oluyor. İnşallah Marif Vakfı da o yapıyı, çünkü yani orada görevli değişince, işin içine devlet girince, biraz bürokrasi girince biliyorsunuz bazı... Yok, şunu şöyle düşünüyor Marif Vakfı da bu konuda hocam. Marif Vakfı burayı rol model olarak zaten aldı. Başarılı buldu. Bu diğer bölümlerde mi uygulayacak? Bütün Türkiye, dünya, Avrupa ülkelerine uygulayacak yani Marif şekilde bir rol model olarak diğerlere de yaygınlaşacak inşallah. İnşallah yayılır, muvaffak olur. Temennimiz evet. O. Evet. Bir de Balkanlarda ilgili bir şey var. O nedir? Evet, o da müthiş bir hikaye gerçekten. Yani Balkanlar nereden? Hadi Avusturya'da gittiniz, Viyana'yı anladık. Orada gurbet çocukları var. Onlarla ilgilendiniz. Bunu yani. İşte Yusuf Bey şöyle anlatıyor. Yusuf Karı, onunla konuştuk. Bizim diyor Wonder olarak, sorumlu olarak düşünüyorduk kendimizi. Yani oradaki Avrupa'daki Müslümanlara, sadece gurbetçi çocuklara, gurbetçilere değil, Avrupa'daki Müslümanlara yönelik de çalışmalarımız vardı. Ya da onlara da ulaşmaya çalışıyorduk. Tabii ki bir diğeri de Balkanlardı. Yani hemen oraya Alman şeyin, Avrupa'nın dibinde Balkanlara yönelik de çalışmalarımızın olması gerektiğini düşünüyorduk. Bosna Hersek vardı, Bulgaristan vardı. Bulgaristan'da sınır olmamıza rağmen bağımız kopmuştu. Oradaki Müslümanlar işte sosyalist rejim altında dinlerinden uzaklaştırılmışlardı. Bunları gördük, onlara ulaşmaya çalıştık dedi ve ne yapmışlar? Yazları Wonder'li öğrencileri Balkanlarda, Bulgaristan'daki köylere gönderiyorlar ve burada öğrenciler onlara dini eğitim veriyor. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Bu kimin? Ama Yusuf, Yusuf Kara. Allah'ım. Yani bu olabilecek. Ben şimdi Bulgaristan'ı da biraz biliyorum. Birkaç defa gittim ve yani köy köy dolaştım desem herhalde yalan söylemiş olmam. Çünkü bu Bulgaristan türbelerine çalışırken... Kaç defa gittik gerçekten. Oradaki durumu çok yakinen biliyorum. Ya hakikaten... Çok şaşırıyorlar zaten değil yani, mi? Evet. Meyhan Hanım, bizim çocuklar orada gördükleri zaman. Peki oraya da bir bağlantısı var mıydı? Yani Bulgaristan göçmeni bir... Yok, hayır. Değil. Sanırım gidip gelirken... Hocam bu tamamen davetçi kimlikle. Aynen. Davetçi kimlik yaklaşımıyla. Tabii yani orada... Oraya gidiyor, görüyor, ihtiyaç yani görüyor. Müslüman Türklere kendilerinin asli şeylerini anlatmak için değil mi Sümeyye Hanım? Aynen. O devam ediyor. Bir idealist bir yaklaşım tarzıyla yapılan maalesef bir çalışma yani. Ama o şeyle yurt dışı Türklere sanırım devrettiler ya da... Siz bir takım yani Marif Farkı'na bir takım yurt dışı Türklere. Onlar olsun ya, yani bu kimin yaptığı önemli değil. İş güzelce yapılsın. Evet. Yani şimdi devletin mağdur ettiği insanlar olgunlaştırıp, kurumsallaştırıp, yetiştirip devlete teslim ediyorlar. Tabii yani ki bu... devletimiz sağ olsun bu organizasyonlar çok kıymetli hocam. Yani YTB çok önemli, Marif Vakfı çok önemli. Evet. Çok büyük, Yunus Emre Enstitüsü çok önemli. O tür çalışmalar artık devletimiz de sağ olsun tüm dünyadaki Müslümanlara yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösteriyor biliyorsunuz. Biz de yetişmiş evlatlarımızı oralarda şu an görevlendirmiş durumdayız. Biraz da bu bağışçılar var. Onları nasıl, yani çünkü birkaç isim var bildiğimiz. İşte Ülker grubu var. Genceller var.
işte yine Topbaşlar var sanırım. O dönemde yine arıyorlar. Böyle 160-170'in sanki. Bunu onlardan sağlanıyor. O iş nasıl halloluyor? Şimdi tabii o dönem işte biraz önce konuştuk ya. Yani 28 Şubat süreci tabii bir ekonomik kriz olarak da sirayet ediyor. Ve özellikle de dini hassasiyeti yüksek sermayedarlara yönelik işte yeşil sermaye yaklaşımıyla kategorize edip onları yok etmeye çalışan bir yaklaşım tarzı da var malum hocam. Ama buna rağmen Allah razı olsun bu gruplar bu süreçte yapılan çalışmanın değerini ve kıymetini gördükleri için de işte Turgut amca çok tipik anlatılır işte. Evet, yani, o kitapta. Orada kitapta yazıyor malumunuz. Hikaye sanatı. O buradaki o idealizmi, o yapılan çalışmayı iyi anlatıyor oradaki bizim önderi yöneten abilerimiz. O insanlar tabii aynı toplumda yaşıyorlar, görüyorlar. Tabii onlar da bu mağduriyeti görüyorlar. Buradaki zulmü görüyorlar. İşte demin söylüyoruz ya yani ülkede zulmediyor. Anlayış, o zihniyet daha dışarıya uzanıyor yani. Oradaki çocuklar kendi gayretleriyle gitmişler. Oradaki sivil toplum gayretiyle gitmiş. Oradaki özellikle iş adamlarının desteğiyle gitmiş. Devletten en ufak bir destek almadan gitmişler. Orada eğitimini almaya çalışıyorlar. Ta oraya uzanıp orada o insanların, o gençlerimizin, o yavrularımızın eğitimine engel olmaya çalışan bir kafa var biliyorsun o dönemde. Ama buna rağmen işte Rabbimizin de tabii ki kapı aralamasıyla, orada iş adamlarımızın desteğiyle bu süreç organize oluyor ve elhamdülillah çok da güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Ben orada bir şey söylemek istiyorum. Evet. Çok üzere. Belki çok şey değil ama hani öğrencilere bu kadar önder yöneticileri yönetimindekiler yardımcı olur ki işte İbrahim Solmaz, Yusuf Ziyahettin Sula, Hikmet Tekiroğlu, İhsan Bey, şimdi soyadını hatırlayamıyorum, çok özür dilerim. Öğrencilerden biri diyor ki Yusuf Bey diyor, Yusuf Ziyahettin Sula'ya diyor ki hocam diyor, siz diyor neden diyor hiçbir karşılık beklemiyor musunuz bizden diyor, neden bize bizim için bu kadar çabalıyorsunuz, çünkü görüyorlar ne kadar çaba gösterdiklerini, neden bizim için bu kadar uğraşıyorsunuz, bizden ne bekliyorsunuz sonrasında, biz sizden maddi olarak hiçbir şey beklemiyoruz, sizden tek beklediğimiz siz yarın öbür gün bir yerlere geleceksiniz ve Anadolu'nun yine ücra köşelerinde eğitim almak isteyen çocuklar, sıkıntı yaşayan çocuklar olacak. Sizden tek istediğimiz ve beklediğimiz o çocuklara yardım elini uzatmanız diyor. Ondan sonra o çocuk diyor ki yıllar sonra ben diyor o cümle benim beynime kazındım. Bir meslek edindikten sonra nerede ihtiyacı olan bir öğrenci varsa mutlaka araştırıyorum, soruşturuyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yıllar önce bize bunu yapmışlardı karşılıksız ve bizi buralara gelmemize vesile oldular. Şimdi ben aynısını yapmaya çalışıyorum diyor. Aslında çok güzel bir ahde vefa örneği de olabilir böyle bir. Artık şu an bizim yeni dönemde de Önder'de ve Önder'e bağlı birçok organizasyonda da Wonder'li yetişmiş evet. arkadaşlarımızın desteğini görüyoruz hocam şu an. Sağ olsunlar. Şu anki destekleri çok kıymetli tabii. Şu anki Önder'in sivil toplum organizasyonu içerisinde de etkin şekilde görev almış durumlar aynı zamanda. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bence bu öğrencilerin Avusturya Üniversitesi'nin Türkiye'den gelen öğrencilere sorunsuz bir şekilde kabul mektubunu vermesinin altında yatan nedenlerden biri Türkiye'nin baskısına rağmen nedenlerden biri oraya giden öğrencilerin hem sorunsuz hem de başarılı olması. Evet, çok gayretli olduklarını görüyorlar. Evet, görüyorlar, bakıyorlar, başarılılar, memnunlar. Çünkü ondan sonra onlar da gelen herkes başarılıysa bu sefer hep veriyorlar. Yani ilk gidenler başarısız olsa, sorun çıkarsaydı muhtemelen kendisinden sonra gidecek olanlar. Bu süreç yürümeyebilirdi, doğru. Yürümeyebilirdi. Doğru. Yani bu öğrenciler de onlara için sağlanan imkanların hakkını vermişler. Evet. Wonder çok müthiş bir aile olmuş yani. Hem akademik olarak yani okul başarılarında birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani bir ders, bir sıkıntı mı var ya da bir derse anlaşılamıyor mu? Mutlaka bir araya gelip çalışıyorlar. Birlikte birbirlerine yardımcı olarak. Yani bir dersi diyor geçmemize diyor. Belki şu arkadaşımızın gayreti çok büyük. Çünkü diyor tek tek Almancadan, Türkçeden işte çeviriler yaparak. Anlatıyorlar ya. Evet. Yani ilk gidiyorlar derse hiçbir kimse bir şey anlamıyor. Ders dinliyorlar üç kişi. Ben diyor şu cümleyi anladım, öbürü bir cümleyi anladım. Birbirleriyle bir paylaşıyorlar. Kelime geçti. Tabii zaman içinde birkaç ay sonra anladıkları daha çoğaldıkça o kendileri yaşadığı için bir tecrübeyi sonra aktarıyorlar.
Tabii ilk gidenler önce olduğu için her zaman biraz daha sıkıntı çekiyorlar. Sonradan gelenler hem fiziki şartlar sağlanmış oluyor, hem başlarına gittikleri zaman öğretecek birileri var. İnşallah yani Allah tekrar bu sebeplerden dolayı gitmek zorunda bırakmazlar. Şeyler. Bir de tabii şimdi bu ben yabancı ülkelerde okuma çok önemli aslında. Bizim yani bütün öğrencilerimiz orada okusun demiyorum tabii ki. Ama zenginlik açısından yani dünyada gelişmeleri ülkemize taşımak açısından önemli. Değerli bulduğumuz husus bu arkadaşlarımızın önemli miktarda yani büyük bir kısmının Türkiye'de çalışıyor olması. Tabii. Hem akademiyada hem de meslek olarak bu oradaki tecrübelerini buraya aktarmış olmak. İlginç olan bir şey var. Çok özür dilerim. Mesela atıyorum YTB'de ya da devlette çalışan bazı arkadaşlarla konuştuğumda şunu söylüyorlar. Ben orada sivil toplum da yaparken yani bir de kurduğumuz dernekte yaptığım işin şu an resmi olanını yapıyorum. Yani aslında ben orada işte İHBZ'de çalışıyordum. İHBZ'de öğrencilerle ilgileniyordum. Şunları yapıyordum. Yani kendim kurdum. Şu aşamalardan gelerek buraya getirdim ve nasıl olduğunu süreci çok iyi biliyorum ve bunu yaptım. Şimdi diyor onun daha resmi olanını burada yapıyorum. Aslında o tecrübeyi oraya aktarmış oluyor. Bu Amerikalıların sistemidir. Bu Amerikalılar görevleri önce sivil toplum örgütüne çok değer verirler. Öğrenciler portfolyo tutarlar ve bakarlar. Neler de yaptın, neler çalıştın. Daha öğrenciyken henüz resmi görev atanmamışken hangi sivil toplum örgütlerine çalıştın? Neleri mesela dünyadaki sorunlu bölgelere gidip orada ne tür faaliyetlerde bulundun? Tıp okuyorsun, öğrencisin, gidiyorsun işte bir yerde salgın var veya bir hastalık var veya bir ameliyat ediyorsun. Bizim yeryüzü doktorlarının yaptığı gibi gidip orada çalışıyorsun. Ve daha sonra devlet görevlisi olarak bunları alacağı zaman, istihdam edeceği zaman bu tür hizmetlerde bulunmuş olanları tercih ediyorlar. Çünkü gittiği için, gördüğü için, bildiği için daha kalıksız alacak diye. Kitapta bunu da zaten aslında tartışıyoruz. Şöyle yani bizim en büyük eksikliklerimizden biri bu. Belki Türkiye'de yani liseden mezun olmuş, üniversiteden mezun olmuş ama hiçbir sivil toplum kuruluşunda yer almamış bir öğrenci. Artık CV'lere bakarken işverenler de hangi STK'da gönüllü Tabii. olarak çalışmış, yer almış ona bakıyorlar. Çünkü zaten. CV perestlik var. Şimdi bakıyorsun CV gerçekten çok parlak. 3 lisan biliyor, çok parlak üniversitede okumuş. Yani şu liseyi bitirmiş, şu üniversite okumuş, şurada okumuş falan. Ben de bu birkaç tanesi şahit oldum. Ah çok parlak hemen bu işimize gidiyorsun. Hiçbir işine yaramıyor. Sorun. Çünkü hayatı boyunca tüm işlerini başkaları yapmış. Evet. Yani bu bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bunu bizim Bünyamin Bezci engelli yarışçısı ile düz koşucu olarak anlatırdı. Şimdi bu Wonder'da giden arkadaşlarımız engelli yarışmacılar. Önlerine konulan engelli aşar aşar oralara geldiler. Bir tarafta aşmadan engelsiz düz yoldan gelen birisi. Asıl ne zaman belli oluyor bu? İşte hayatın içine girdiğinde. Girdiğin zaman. Yani denizde fırtına çıktığı zaman kaptanın kıymeti ve tecrübesi ortaya çıkar. Hı. Fırtına yokken denizde sakin olun. Ben bile dümeni tutarım götürürsün. Ama ne zaman ki ortaya bir fırtına çıkacak, denizde dalgalanacak. O zaman maharet ortaya çıkıyor. İşte orada o CV'si çok parlak ama engellerden geçmemiş. Hep annesinin, babasının dizinin dibinde büyümüş. Bütün ihtiyaçları onlar tarafından o istemeden hemen karşılanmışsa bu arkadaşlarımızdan bir başarı beklemek maalesef çok mümkün değil. Yani o yüzden sivilde bir de devlet öyle bakmıyor. Sivil hayat öyle değil. İş adamları CV'ye bakmaz vallahi. Kaç lisan bilip bilmediğine Tabii. bakmaz. İşini yapıp yapmadığına, para kazandırıp kazandırmadığına bakmaz. Sorun karşısında eğilip bükülmediğini çözüp çözemediğine bakar. O CV'ler çözüm o bakımdan çok değerli. Şimdi şöyle düşünün hocam. İşte 1000+ genç bu ülkede 28 Şubat sürecinde yok edilmeye çalışılmış iken bu 1000+ gencimiz gidip yurt dışında bu kadar zorlukları dediğiniz gibi öğrenerek sivil toplumu anlayışını bu kadar öğrenerek hayatın içerisinde var olmayı bu kadar öğrenerek ve hakikaten kendi ruhlarını satmadan bravo kendi ülkesine tekrar geri dönme idealizmiyle ki orada kitapta biliyorsun o tavsiyelerin bir tanesi de bu yani eğitiminizi alacaksınız ve ülkenize geri döneceksiniz anlayışıyla
eğitim almış, burada yok edilmeye çalışılan bu ve ortadan kaldırılmaya çalışılan bu gençler yurt dışında eğitim alarak tekrar ülkelerine dönüp ülkelerinde en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan bir anlayışla ülkelerine hizmet ediyorlar. Yani şu kazanımı düşünebiliyor musunuz yani? Bu açıdan hakikaten Wonder hikayesi sadece imam hatipler için değil aslında. Türkiye'de ciddi manada, biz onun için Jön Türklere de kıyaslayarak bunu söylüyoruz. Türkiye'deki bir süreçte çok önemli bir rol model, çok önemli bir kazanım. Evet. Burada yani bir kısaca değinmiştik bir sohbetimizin bir bölümünde. Yaklaşık 100'e yakın Türkiye'den akademisyen ve düşünce, çok daha fikir fazla, ve düşünce insanı daha gidiyor. Falan. Oradaki öğrencilerle beraber oluyor. Bu arada İhsan Hoca ile geçen görüştüm. İhsan Hocam, İhsan Süreyya Hocam'la. O da hatıratını yazıyor. Evet. Bir kitabı oraya yayınlayacak yakında. Avusturya yıllarını. Tabii Avusturya yıllarını, Wonder yıllarını. O da daha önce öğrenci yıllarını falan yayınlamıştı. Evet evet. O özellikle o Wonder yıllarını şu an hocam hazırlıyor. Yakında inşallah o da yayınlayacak. Çok iyi. Bu yani Kara Çiftli'nin hatıraları da çok önemli. Keşke ikna edip de onları da yazdırsanız. Yani buradan Yusuf abiye bir temenni olarak duyurmuş olalım inşallah. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi Wonder yaklaşık 15 yıllık yüzlerce, binden fazla öğrencinin tecrübesiyle ne dayanan bir şey. Yani bu da kısa zamanda yazılan bir kitap. Haliyle 70'ten fazla da kişiyle görüşüldüm. Burada yazılamayan yüzlerce anılar var mutlaka. Bunların mutlaka yazılması gerekiyor. Aslında Yusuf Nadire Karaçift'i başta olmak üzere orada Wonder'de yer almış bütün arkadaşların kendi hatıratlarını yazması gerekiyor. Yani hepsini buraya almamız mümkün değildi ama çok yani olması gereken belki çok insan vardı ama kitabın kapasitesi belli, zaman belli. O yüzden hani herkes kendi hatıratını yazarsa belki Wonder'le ilgili daha geniş bir şey, bir yayın daha çıkar ortaya. Evet, yani bu unutulmasın. Yani bu hakikaten evet, o günler çok kıymetli, evet. Tarih tekrardan ibaret. Çünkü insan da nisyan ile malum. Evet, evet. Bu Allah, bu nisyan bazen iyi bir şey. Yani çektiği sıkıntıları, acıları unutması. Çünkü acıları hatırlayarak yaşanması ızdırap olurdu. Fakat tekrar yaşamaması için de bazı şeyleri unutmaması lazım. Yani tarihe kayıt düşünmesi gereken bir dönemdi bu. Elhamdülillah biz bunu yapmış olduk. Bir de evet bu Sümeyye Hanım sağ olsun, büyük mücadele. Tabii verir. O dönemin bir, dediğim gibi o resmin bir parçasını evet, siz anlattınız. Bir de bugün yazılmayan ne dramlar var, yaşanmış dramlar, hikayeler var. Bunun başka toplumun başka bir katmanlarında ve başka şekilde tezahür eden ne trajediler yaşandı o dönemde. Allah tekrar yaşatmasın inşallah. Aman ama ya, Allah fırsat vermesin. Bu aymazlıkla gidilirse, yani bu imkanlar, insanların ne şartlar altında nasıl yaptıklarını görüyoruz. Özellikle bu İmam Hatip Lisesi'ndeki çalışan arkadaşlarımız, idarecilerimizin bu mesuliyetlerinin her zaim farkında olduklarını biliyorum. Onu çok dikkatli olmaları lazım. Evet. Şeydir, çünkü öğrenciler, o haklar kolay olmadı, oralara gelmedi. Hocam, İmam Hatipler çok iyi gidiyor elhamdülillah Türkiye. Türkiye için büyük bir kazanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dillendirdiği, Milli Eğitim Bakanımızın dillendirdiği bir şey var. İmam Hatip müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihraç ettiği tek eğitim modeli. Yani o kadar kıymetli ve önemli. Ve hakikaten İslam coğrafyasında son 250 yıldır modern akademik derslerle İslam ilimleri mezzeden ve bunu bir başarı olarak da uygulayan bir sistem olarak da tüm İslam dünyası için bir rol model. Yani o açıdan hamdolsun İmam Hatipler çok iyi gidiyor. Gelecekte de çok iyi yerlerde pozisyon alacaklar. Gençlerimiz de hakikaten, başta siz de söylediniz, işte yeni sınavlar açıklandı. İşte ilk 100'e giren 40 küsur öğrencimiz var, ilk 1000'e giren yüzlerce öğrencimiz var. 10.000'de ve yaygın bir başarı var. Yani sadece bir iki okulda değil. Yani Kartal'dan ibaret değil. Tabii sadece Kartal'dan ya da Beyoğlu'ndan ibaret değil. Türkiye'nin her tarafında şu an 500 küsür proje okulumuz var. İşte Bursa'dan ilk 100'e giren var. Atıyorum Diyarbakır'dan ilk 100'e giren var. Kayseri'den ilk 100'e giren var. Türkiye'nin her tarafından başarılı öğrencilerimiz var. Hamdolsun. Çok iyi gidiyoruz. Dediğim gibi bu Türkiye'nin bir kazanımı İmam Hatip. Dünya Müslümanlar için bir rol model. İnşallah bu tür travmalarla biz, ülkemiz bir daha karşılaşmayacak diye ümit ediyorum ben. Buna müsaade etmeyeceğiz artık yani toplum olarak.
O açıdan çok daha güzel şeyleri Türkiye yaşamış olacak. İmamatiplerin yani. Tematikleşmesinden de belki bahsedebiliriz. Evet, daha biraz iyi. Bundan sonrasını konuşalım. Yani vaktimizin, sohbetimizin son bölümüne girdik. Tabii biraz oralardan bahsedelim. Biraz bundan sonra yeni yönetim kurulunda devam ediyorsunuz. Siz yaptıklarınızı geçen dönemde başta özetlediniz. Bundan sonra neler, Önder'in projeleri nedir? Neler yapmayı planlıyor? Evet, yönetim kurulu üyemiz burada, artık ona soralım. Tabii bunların bir kısmı sizin zamanınızda da herhalde değil mi planlanmıştır? Ya tabii ki. Çünkü sürekli esas. Hocam şu çok önemli. Biz kurumsallığımızı artık hamdolsun çok aşmış bir kurumuz. Ve bizde devamlılık esas. Mesela biz birçok projeyi yeni döneme devrettik. Yani bu dediğin çok mühim bir şey. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Bizim üniversitelerimizin temel sorunlarından bir tanesi, her atanan yeni rektörün eski rektörün hiçbir iş yapmadığını düşünerek o dönemdeki projelerin hepsini silip yeniden yeni sadece projeler kurmaya başlıyor. Üniversiteler için değil ki, bütün mesela belediyeler yani, için ya, çok önemli. Bunu, bakanlıklar için. Aynı mesela aynı partiden olsa bile veya aynı düşündüğü insanlar olsa bile ya devam ettir yani o kurum. Çünkü o insanlar da şimdi senden sonra gelenler de bilmiyorsun. Şimdi ne oldu? Dördüncü yılın sonunda kendisinden öncekilerin geldi duruma düşünüyorsun. Yani dolayısıyla biz bu tecrübeyi hep böyle her seferinde mesela sıfırdan... Mesela bir tane projeden bahsetmek sıfırdan isterim. Sıfırdan başlıyoruz. Sizin bu bakımdan çok değerli. Evet, üzerine anladım. Koyuyorsunuz. Hep İsmail bina hocam, ediyorsunuz. Bir tane projeden bahsetmek isterim. Çok kıymetli. Hakikaten biz önemsiyorduk bunu. Bekir Karlağ Hoca ile birlikte Uluslararası İmamatip Sempozyum planladık. Ve Ekim ayında inşallah yapacak arkadaşlarımız. Tabii bu sene yapacaklar. Biz İmam Hatip müfredatını ve modelini tüm dünya Müslümanlarına anlatacağımız uluslararası sempozyum organize ettik. Biz organize ettik. İşte biz Temmuz ayında genel kurulumuzu bitirdik ama yeni işte Abdullah Ceylan kardeşim ve işte Sümeyye Hanım yönetimindeki arkadaşlarımıza bu emaneti verdik. Çok da güzel bir şekilde organize ediyorlar ve inşallah Ekim ayında çok güzel bir çalışmalar çıkacak. Bu yani. İslam dünyasında çok mühim çünkü yani Türkiye'de Arap coğrafyasında işte Pakistan'da, Afganistan'da gördüğümüz o kırışıklık, o yapının Afrika'daki işte Müslüman ülkelerdeki yapının Türkiye'de olmaması, işte İbrahim Solmaz'ın giderken söylüyor işte devletinizin aleyhinde konuşmayacak mı? Yapısı o imatip. İşte bunu anladıkları yani anlayan nasıl anlayamıyorlar? Niye belki biz daha çok anlatılması, daha iyi gösterilmesi gerekiyor. Anlamadıkları için kızmak yerine. Ama işte orada da sosyal medya var. Yalan ve manipülasyon çok fazla. Korkunç. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok yaygın olmamıştı yalan herhalde. Evet. İnsan yani bazen kapatıp her şeyi çıkası geliyor insanın. Bir tane o çok mühim bir şey. Yani bu katılım... Bunun birkaç tane de var da sadece katılım, bunu örnek yani, söyledim. Yani bizde devamlılık çok kaç ülkeden gelecek katılım? Sempozyum belli oldu mu programı? Yok, henüz değil. Hala başvurular devam ediyor mu? Başvurular devam ediyor hocam. Şu an planlanan iki günlük bir sempozyum planlanıyor. İstanbul olacak. İstanbul'da yapılacak inşallah. İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak sempozyum. Şu an 20 ülkeden planlanıyor. Sadece İslam coğrafyasından değil, Avrupa'dan da değişik akademisyenlerin davet edileceği bir plan. Lama yapılıyor ama henüz daha netleşmedi. Evet. Başka siz bir projeden daha bahsedin. Proje değil, hayır. İmam Hatip'lerin tematikleşmesinden. Yani hani sanat, İmam Hatip Lisesi, sanat değil, teknoloji İmam Hatip Lisesi, ondan sonra spor. Sporla içerikli İmam Hatip Lisesi. Evet. Yani onların da tematikleşmesinden ve hani spora ağırlık veren, sporcu yetiştiren, ondan sonra sanatçı yetiştiren İmam Hatip'lerin olması. Bunlar artık artıyor. Yani bu ben tematikleşme deyince tabii mesela musikinin özel olması bu konuda biraz sanki daha düşünülmesi gerekir gibi de düşünüyorum. Spor imatip yani imatipin de o sporcu yetiştirmek hocam şu yaklaşım şu. Şimdi sistemde şöyle bir yapı var Türkiye'de şu an son Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı yapıda bir adrese dayalı sistemle öğrenci alan okullar var. Bir de proje denen sınavla öğrenci alan okullar var. Şimdi Türkiye'de yaklaşık %20 dilimine giren veya %25 dilimine giren, o şehre göre değişiyor, çocuklar o proje okullarına gidiyor. Bu proje okullarda yani akademik başarıya endeksli okullar.
Diğer çocuklar da, yani geriye kalan %75-%80 çocuklar da adrese dayalı sistemle diğer liselere gidiyor. Bu diğer liselerin içerisinde neler var? İşte normal Anadolu Lisesi, eski liseler yani. Normal liseler var, meslek liseleri var ve imam hatipler var. Adrese dayalı sistemle gidiyor, imam hatipler var. Şimdi o proje okullarındaki giden çocuklar daha çok akademik başarıya odaklı çocuklar. Yani üniversiteye gidip işte üniversite eğitimi almak isteyen çocuklar. Şimdi bu çocukların tamamen üniversiteye yoğunlaşmış durumda. Ama bizim şimdi imam hatiplerimiz biliyorsunuz hiçbir zaman olmadı da bazıları bilmiyor ya hocam. Yani sadece imam yetiştiren okullar zannettikleri için imam hatipler öyle okullar değil. İmam hatipler hakikaten dindar nesil yetiştiren, dini hassasiyeti vatanına, milletine bağlı. Evet, ama akademik başarıda yoğunlaşan bir yapısı var. Şimdi bu çerçevede baktığınızda bu çocukların içerisinden spora yoğunlaşan, endekslenen, ki Türkiye'de çok fazla yok şu an. 9 tane sporla ilgili şeyler var, okullar var. Spora yoğunlaşan çocukları da bu manada hem dini eğitimini alsın hem de sporcu olmak istiyorsa oraya gitsin yaklaşımıyla. Mesela teknoloji maddi dediğimizde bir tane şu an zaten rol model olarak açıldı Sancaktepe'de. Teknolojiye ilgili çocukların gittiği, ki %2-%3 dilimle öğrenci aldılar bu okul. Hem dini değerlerini öğrenmiş olsun ama teknoloji lisesinde okusun yaklaşımıyla yani, yapılan bir çalışma bu. Bu başka bir konuşum tekrar, bu inşallah başka bir bu biraz daha uzun ve derin şeyler, uzun konuşmak lazım yani. Ben öndür olarak bu imam hatip müfredatını destekleyecek materyal geliştirme ile ilgili çalışmalarınız var mı? Hocam şöyle, bizim çünkü devletin verdiği kitaplar ve materyaller genellikle bütün liselere, yani hangi edebiyat kitabını gönderiyorsa onu da gönderiyor ve bu da bazen yetersiz olabiliyor. Şimdi şöyle, bizim özellikle akademi ile ilgili bir komisyonumuz var. Burada daha çok üniversitede hocalarımızın, özellikle İmam Hatip menşe hocalarımızın görev aldığı bir komisyonumuz. Bu komisyon özellikle çocukların destek verilmesi gereken konularla ilgili içeriklerini oluşturup grup grup o çocuklara eğitim verdikleri bir yapı var. Burada özellikle çocukların ihtiyacı olan, işte akademik derslerle ilgili olabilir veya daha çok işte kültürel alandaki eksikliklerle ilgili olabilir. Birçok kamplar organize edip işte sizin gibi İmam Hatip menşeli hocalarımızdan da destek alarak buralarda değişik kurslar ve organizasyonlar yapıyoruz. Burada bizim hedefimiz şu, bizim akademik başarıya yönelik dersler, kurslar, tabiri caizse dershane niteliğinde kurslardan daha ziyade çocukların sosyal yapısını güçlendirecek, sosyal alanı destek verecek içerikler üzerine yoğunlaşan bir yaklaşım tarzı içerisinde çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi akademik başarıya yönelik malum bizim Türkiye'de sınav endeksli eğitim olduğu için 11. sınıfa gelmiş bir çocuk zaten tabiri caizse tamamen sınava fokuslanıyor. Biraz burada çocukları oradan da alıp sosyalleştirmek ve biraz daha hayatın içerisine katmak gerekiyor. Buna da ihtiyaçları var. Biz biraz oralarda daha çok pozisyon alıyoruz. Şimdi yani. Genellikle bizim ülkede başarılı çocuklara yönelik programlar yapılır. Evet. Oysa başarılı çocuklar kadar başarısız çocuklar da bizim çocuklarımız. Tabii. Yani başarı derken akademik başarı diyorsunuz. Mesela, ama akademik başarı her şey değildir. Yani. Şimdi o akademik başarı her şey değilden başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Şimdi proje okullarına özen gösteriliyor. Ama proje okulu olmayan, diyelim hani hani %20 ve altından alan öğrenciler değil de %80'lik dilimde olup da imatife, maalesef imatife gitmiş çocuklar da var. Aslında şimdi, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunlarla ilgili bence bu, şimdi Avusturya'da Wonder yaptı ya, hani kubbe altı. Orada öğretmenleri tarafından zekalarından şüphe edilen. Ama o Hacire Hanım mıydı? Hı hı. Gidip bakmak için gittiği zaman zeki olduğunu görüp başarısı olması mümkün değil diyerek onlara vermiş olduğu destek de işte o Neşmi Nema bulan ve o öğrencileri yukarı doğru götüren var ya. Çünkü bu siz de biliyorsunuz aile imkanları ve sosyo-kültürel yapı öğrenci için şans oluyor. Gariban işte gelir düzeyi düşük,
zorla bir babası işte bari dinini öğrensin diye imatibe gönderiyor. Çocuk imkan bulamadığı için kendisini gösterememiş. Bir de şey var. Veya sorunlu, psikolojik sorunlu. Çünkü toplum artık eskisi gibi değil. Aile kurumu eski gücünü ve kuvvetini kaybettikçe çocuklarımızla ilgili yaşamış olduğumuz sorunlar artmaya başladı. Bunlara yönelik yani problemli, zayıf, göreceli olarak daha başarısız imatiplere yönelik hocam, bir çalışmanız var. Hocam ne söylediniz? Aslında biz şu söylemi çok önemsiyoruz. Biz seçkinci bir kafa değiliz. Hiçbir zaman da olmamalıyız. Yani illa akademik başarı. Biz toplumun her kesimine adam yetiştiren kurumlar haline dönüşmeliyiz. Hele ki adrese dayalı sistemdeki o çocuklar var ya hocam, yani %80 dilimindeki %20'nin altında kalan çocuklar esnaf oluyorlar. Ayakkabı tamircisi oluyorlar. Bunlar da çok önemli. İşte ben İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar için bir sizin projeniz var mı? Bizim bütün bizim Önder'de teşvik ettiğimiz, yaptığımız çalışmaların tamamı buralara yönelik. Çok mühim bir şey. Bu çok değerli. Yani işte diyorum ya, biz onun için hiç böyle dershane mantığıyla akademik derste yönelik çalışmalar içerisinde yani değiliz. Kartal Anadolu İmam Hatip'te okuyan öğrenci zaten sizin yardımınıza ihtiyacı yok. O yolun babası, ailesi, okulda onu götürüyor. Mesela ben çok tipik bir örneğimdir. Ben köylü çocuğuyum. Beni İmam Hatip'e yazdıran köyün imamıdır. Yani bizi bir 10-15 öğrenciyi köyde topladı, başarılı çocukları. Götürdü İmam Hatip'e, kaydetti. Pansiyona dedi ki burası pansiyon, burası da İmam Hatip dedi. Ben 7 sene pansiyonda kalmış bir öğrenci mesela. Ve sonra üniversiteyi kazanmış bir öğrencim. Yani o açıdan da dediğin çok güzel. Biz asla seçkinci bir kafa olmamalıyız. Bunu bu çok değerli bir şey yani. Evet. O açıdan da biz şunu çok önemsiyoruz hocam. Okullarımızın iklimlerinin sağlıklı oluşturulması gerekiyor. Okul iklimlerinin. Okul iklimleri sağlıklı oluştuktan sonra oralardan öyle müthiş cevherler çıkıyor bilemezsiniz ki. Bilemezsiniz yani. Tabii. Siz en yakın şahitleri, en canlı şahitleri sizsiniz. Nelerden? Anadolu'yu dolaştığımızda da bunun çok örneklerini görüyoruz. Mesela ben Aksaray'da bir kız imamatibe gittim. Adrese dayalı bir sistemle bir okul orası. Başarılı çocuklar değil yani. Hayran oldum ya çocukların çalışmalarına. Muhteşem işler yapıyorlar ve sosyal hayata dokunacak o kadar güzel projelerin içerisindeler ki. Mesela bizim Z Kütüphane projemiz var. İmam Hatip'lere yaptığımız Önder'in. Hamdolsun 450 okula kadar çıktı şu an yaptığımız çalışma. Z Kütüphane projemizi en muhteşem şekilde uygulayan o okuldu yani. Tabii sizin sorunlarına yani bütün bunlardan dolayı sizi sorumlu tutulması mümkün değil. Çünkü siz sivil toplum örgütüsünüz. Tabii. Bir de işin milliyetin boyutu var. Evet. Bu sorunları da tek başınıza aşmanız da mümkün değil. Milliyetim izin verirse, ortak çalışma imkanları olursa okul aile birlikleri, okul yöneticileri, Milliyetim Bakanlığı, Din İşleri Genel Müdürlüğü işte. Ve siz ancak beraber uyum için çalışırsanız bu sorunların altından kalkılabilir. Ama bence hiçbir şey yapmamaktan nasıl işte bu bir iki öğrenciyle başlayıp bin öğrenciyi bulduysa bunlar da desteklenmeli. Ben bu kitap için tekrar sizi tebrik ediyorum. Yayınladığınız için, unutturmadığınız için, çekilen sıkıntıları tekrar yaşanmaması için, hatırlattığınız için ve güzel bir şekilde hazırladığınız için ayrıca tekrar tebrik ediyorum. Programımıza katıldığınız için, davetimizi kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam bizim bu kitabı böyle görüp bu farkındalığı oluşturup bizi davet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'a biz gerçekten her zaman teşekkür ediyoruz. Çok güzel kronolojik şekilde hazırladı. İnşallah tarihe kayıt düşmüş oluruz. Efendim Endor'un sohbetlerinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.